İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Ve evet, Gazze'deyiz. Hala İsrail-Filistin krizi yaşanıyor. Hala Orta Doğu krizi yaşanıyor. Hala küresel hesaplaşma krizinin işaretlerini takip ediyoruz. Bu arada İsrail'den gelen haberler bir kara harekatına ilişkin aynı güçte, aynı tonda devam ediyor. Daha ileri laflar da ediyorlar. Ordu hazır artık. Bütün şeyimiz tamamlandı, hazırlıklarımız tamamlandı diye. Hiç şeye girmeyeyim. Yani bir programı götürür. Sadece diyelim ki son 48 saat içindeki diplomatik çok yönlü, çok katmanlı ziyaretler, konuşmalar, ifadeler. Sadece bir tane işte mesela İngiltere Dışişleri Bakanı Mısır'a gitti. Oradan İsrail'e gitti. Şu an İsrail'de Netanyahu tarafından karşılandı. Ardından da Türkiye'ye gelecek. Bu bir tanesi. Düşününüz ki. Seri açıklamalar var. Süper güçlerden, bölge ülkelerinden, kurum kuruluşlardan, işte bir Salı günü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dan ne çıkacak diye bekliyorduk. Burada hakim ama pek bir şey çıkmayacağı yönündeydi. Pek bir şey de çıkmadı. Yani pek bir şeylik kadar da bir şey çıkmadı. Yani yoğunluk devam ediyor. Şimdi biz bu akşam efendim son safhasından ele alalım istiyoruz meseleyi. Çünkü son safhasından başladığımızda ne olacağını, olabileceğini ve işin nereye varıp varmayacağını konuşacağız. Ancak bunun için payandarı tespit etmemiz gerekiyor. Hangi olaylar, gelişmeler, açıklamalar kritik? Mesela iki tanesini ben söyleyeyim fazla lafı uzatmadan. Ben dedi Moskova, Türkiye ile çalışıyorum. Sebebi de işte, Türkiye'nin garantörlük teklifidir. Ben onunla konuşuyorum, onunla takip ediyorum dedi. Bunun üzerine Çin de çıktı. Pekin de dedi ki tamam güzel biz de Kahire ile çalışıyoruz. Rakip olarak değil yani birbirlerine mesaj verecek halleri yok. Ama işte bu garantörlükle ilgili bazı şablonların ortaya çıkmasını takip açısından dedik. Yani bazı payandaları sabitlemek gerekiyor gibi için anlattım. Bunun üzerine de işte bakın şu anda gelen haber İsrail hükümeti Gazze'ye kara saldırısı için orduya onay verdi. Bunu da verelim arkadaşlar. KC'ye şimdiden verelim. Böylece herhalde sondan bir iki önceki adıma geçmiş oluyoruz. Sayın Avni Özgürel, Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam, Altınbaş Üniversitesi'nin kıymetli rektörü. Hocam şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık da şimdiden hoş geldiniz. Evet abi. Nereden tutacaksınız ben de merak ediyorum da bir yerden tutup oradan sökmeye başlayalım bence ipuçlarını. Deliniz doğru. Şeyde, şüpheniz kaldı mı bu kara harekatından? İlk önce onu bir halledelim. Var. Var. Olmayabilir. Çünkü, tabii. Tabii buyurun. Yani zaten bu Biden'ın İsrail gelişinin tek sebebi bu Gazze harekatını durdurmak. Peki. Bana göre. Bunun önüne geçmek. Bunun daha derin sonuçlar doğuracağı endişesiyle. Yani mümkün olduğu kadar sınırlı bir müdahale yani şöyle mi? İktifa etmesini sağlamak. Mümkünse durdur, değilse daralt, sınırla. Evet, sınırla idi. Ama olabildiği kadar buna hiç Biden varken de zaten bombardıman devam etti. Onun varlığında da devam etti. Yani düşünebiliyor musunuz Biden gibi ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki ya bu İsrail çok önemli bir devlettir. Eğer yok olsaydı bunu bizim yeniden icat etmemiz lazımdı yani gerekecekti. O kadar yelmiyim. O kadar elzem bir devlettir bu filan diyor. Yani ne kadar önemli olduğunu İsrail'in anlatmaya çabalıyor adam. Bütün gelişi, seyahati dolayısıyla buydu. Bu tehcir bir de insanları sürdürme kararından İsrail'i vazgeçirmeyi istiyordu. Ondan da herhalde bir oranda, büyük oranda yani vazgeçiremedi. Yani bu karardan vazgeçiremedi. İsrail
Gazelilersiz Gazze yaratma derdinde. Yani benim ben oturacağım ama gelir o laf. Evet yani tamam. Yani burası Gazze tamam ama bunun içinde Gazelileri istemiyorum diyor adam. Hemen derhal buradan çıkın. Hastanelerdeyseniz hastaneleri boşaltın. Boşaltmazsanız ben boşalttırırım. Okullar, Birleşmiş Milletler'in okulu, Birleşmiş Milletler'in açtığı okulda dahil, okullar da dahil. Okullar tamamını boşaltın. Neden? Bunların işte sınıflara, aralara, koridorlara Hamaslılar geliyor falan gibi böyle bir şeyleri var, saplantıları var. Bir boyutu bu anlattıklarınızın. Blinken tarafıyla yaklaştığımızda amana Türkiye bir itibar kazanmasın diye bir çaba var. Bu herhalde Biden'ın da herhalde bir uyarısı var ki adam Türkiye ile görüşüyor falan gibi bir tweet atıyor. Ondan sonra bakıyorsun büyük bir telaşla da onu siliyor değil mi? Evet. Yani ne var yani Türkiye ile? Abi ne var olur mu? Türkiye'nin açıklamaları işte Sayın Cumhurbaşkanı çıktı terörle budur bunlar yapıyordu. Hayır anladım anladım da yani. Tamam. Yani Türkiye ile görüşüyor olmanda ne var yani Amerikan Dışişleri Bakanı. Bütün Dışişleri Bakanları ile görüşüyorsun veya devlet yöneticileriyle görüşüyorsun. Türk Dışişleri Bakanı ile de görüşmüşsün. Bu görüşmeyi ortadan kaldırmak, bu gelişmeye ilişkin şeyi, sözü, görüşüyoruz sözünü ortadan kaldırmak için tweet'i, attığın tweet'i siliyorsun filan. Yani böyle bir telaş, ben bunu Amerika'nın Türkiye'de, Türkiye'nin bölgede bir işlevi olsun, mesela o arabuluculuk veya garantörlük gibi bir şey, aman ha. Bu Türkiye'yi işin içinden içine sokmayın. Aksine Türkiye'yi izole edin bu işlerden gibi bir telaşın da hakim olduğunu Amerikan dışlarına. Şu ana kadar pek işlemedi gibi ama. Yani işlemedi İşli. Diye değil, işliyordur. İşliyordur. Mutlaka. Anladım. İşliyordur. Peki. Ondan sonra bu Blinken zaten Azerbaycan birkaç haftaya kadar Ermenistan'ı işgal edecektir diye laf ağzından kaçırdığı basına da yansımıştı. Yansıdı, evet. Değil mi? Biz de hem konuştuk yani, hem ben ayrıca yazdım hem şimdi, de basına da yansıdı. Şimdi bu bunlar yani onlar bu adamlardan hayır beklemek bana göre mümkün değil. Türkiye adına değil, İslam adına değil. Yani Arap dünyası adına da değildir. Yani bunu herhalde Araplar da görüyorlardır. Ama şunu da yani söylemek isterim. Bu Filistin'den söz etmek Arapları sıkıyor. Benim anladığım kadarıyla. Lağvesinler İslam İşbirliği Teşkilatı'nı. İşte yani gibi edemiyorlar. Onu da etseler ayıp oluyor falan gibi. Yani bayağı yoruluyorlar. Yani bu Filistin işi konuşmasak daha iyi olur diye bir durumları var yani bunların. Yani aslında Arap Ligi'ne razılar. Yani o idare eder bizi diyorlar. Tabii o bizi idare eder. Kendi aramızda. Körfez İşbirliği Teşkilatı. O da ederdi. Doğru. Ha? Yani hoca da diyor ki Körfez İşbirliği. Kik idare eder diyor. Tabii. Yani yine mi bu Filistin falan gibi böyle bir can sıkıcı bir konu gibi bakıyorlar. Onun için işte uzun uzun maddeler yazdılar falan filan. Evet. Ama galiba Türkiye biraz da hani böyle fazla şeyi itip kalkmadan bu işi halletmek istiyor İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve üyelerini. Evet. Ama hocamın dediği de doğru. Gerek de yok belki. Hani orada 10 tane yeter mi? Evet. İşlerinden 10'u yeter. Suudi Arabistan ve onun peşinden Bileşim. Giden Körfez Emirlikleri yani. Evet. Gulf Cooperation Council dediğiniz bu. Yani çünkü alıştı şey oldu, ısındılardı bu normalleşme, yumuşama şeyine, Körfez ülkelerinin hepsi İsrail'le şeyi. Şimdi bu süreç küt diye olduğu yerde
dondu kaldı. Bu donduğu yerden devam etme ihtimali var mı? Zor. Yani kolay değil o kaldığı yerden devam etmesi. Yani bunun izahı lazım. Hem devlet katında izahı lazım, hem de kendi toplumları katında izahı lazım. Bunun izahı son derece zor bana göre. O ya, bakımdan... Onu bir net diyelim. Yani şey mi diyorsunuz? Bu burada donar mı demek istediniz? Yani bu tabii olmayacak. Anladım, bunu anladım. Devam ettirecekler. Bunu devam ettirecekler ama yani çok ciddi bir zaman harcadılardı bunun için. Netanyahu da çok zaman harcadı bu işe. Ya, ama sonuçta heba oldu, bir çuval inciri heba ettiler. Onun için onu tekrardan pişirmek için, bir kıvama getirmek için zaman gerekecek. İki, bir de bu işlerde çok araya koydukları Amerika'yı görüyor insanlar. Yani ben bir Yahudi olarak buraya geldim diyen bir Amerikan Dışişleri Bakanı, efendim işte neredeyse ağlamaklı durumda bir Amerikan Başkanı, Devlet Başkanı. Falan. Ne yapacak şimdi burada inip aynı cümleyi kuramayacağını? Hayır, bu Amerika'ya bu Amerika'yla biz ne yaparız diye. Bunu herkes bir oturup düşünür herhalde. Ya niye hala bu sırada cevabını arıyorsun? Hayır, ben aramıyorum. Anladım ben, canım. Benim kafamda hayır, ama meçhul bir şey değil bu tabii. Tabii tabii. Ama peki. Herhalde bunu efendim Ürdün'de halkı, efendim Arap halkı, yani Suudi Arabistan'daki halk, diğer Birleşik Arap Emirlikleri'nin ahalisi falan, bütün bunlar herhalde insanların zihninin bir tarafında ya ne oluyor ya sorusu olacaktır yani diye düşünüyorum. Ha, bu arada tabii Türkiye ile alakalı olarak da bizim de hem zorluklarımız var, hem yani işte Türkiye çözüm için bir şeyler söylüyor. Tabii tabii. Seslendiriyor. Bu beğenme şöyle bir durumumuz var. Beğenmiyorsanız sizinkini dinleyeyim dese kimse herkes tırs. Kimsenin söylediği bir şey yok. Yok. Yani bu hepsi yani garantörlük hepsi. Şeyini konuşmak lazım. Dışişte şey Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da evet olumlu buldum. Konuşabiliriz diyor. Tabii tabii. Yani sağ bunu. Öbür taraftan bakıyorsun şeyde Ermenistan'da Yahudi aleyhtarı, İsrail aleyhtarı gösteriler var. Azerbaycan aleyhine. Evet, evet. Falan. Yani olay sadece orada başlayıp orada bitmiyor yani. Bunun başka ülkelere de sari bir takım yansımaları oluyor. Daha da olacak. Da, evet, olacaktır da zaten daha başka. Bu tablodan baktığımızda son daha henüz yolun başındayız yani, ben tartışmanın, konuşmanın, şunun bunun, yani Netanyahu filan filan daha nerede kalmıştık noktasına bile gelmiş değiller. Netanyahu kurtardı mı bu? Hangisi? Bu kriz kendi siyasi iktidarına yönelik bir... Öyle ben şöyle bir şey var. Yani o sokak gösterileri vardı, o anayasa mahkemesi ile alakalı şeyler. Onlar yatıştı ister istemez. İşte muhalefet de şeye katıldı. Bu savaş kabinesine katıldı filan. Ama bu böyle ila nihaya devam etmez. O hesap döner gün gelir. O hesap döner. Biden'ı kurtarır mı? Biden için ben... puanlarının Amerika'da arttığını söylüyorlar. Peki. Sizin yani kanaatiniz nedir? Yani Yahudi taraftarlığı veyahut da İsrail taraftarlığı Biden'ın gücünü arttırdı diye söyleniyor. Zelenski'yi götürür mü? Zelenski'yi hiçbir şey götürmez. Yani. Çünkü o yani şey gibi... Hacı yatmaz gibi, evet. Böyle devam edeceğiz abi. Evet. Teşekkür edeyim açılışta. Süleyman Hocam, biz
Salı günü sizinki bayağı bir yarım kalmıştı, hatta çeyrek kalmıştı. Hiç bahsetmemişiz gibi o analizden de girerek hareket ederseniz, siz şeyi de yazdınız, ikinci bölümü de yazdınız, onu da açarak yürüyebilirseniz, ben de araya girmeme müsaade ettiğinizde... Estağfurullah, bir çerçeve çizmek isterim eğer müsaade ederseniz. Şimdi beni bu olayları takip ederken, hani tabii bir tarafımızla da kürsülerde icraî faaliyette bulunduğumuz için meslek icabı, bazı teorik arka planlar yüzeye vuruyor zihnimizde. Şimdi neredense aklıma birden geldi benim. Çok genç yaşta bu dünyayı terk eden ama bence birinci sınıf bir bilim adamı, Amerikalı Wright Mills'in bir kitabı var. Hı. Hoca da bilir onu. İktidar Seçkinleri. Halklar aşağıdakiler tarih yapamıyor. Yani bu açık. Bir ara çok herkes acaba falan dedi ama öyle olmuyor. Tarihi kurgulayan, tasarlayan ve inşaatını yapan seçkinler. Yani bunu beğenelim beğenmeyelim. Bu bir vaka. Onun için seçkinler üzerine yazılan metinler bence bugün yeniden gözden geçirilmeli. Bu kitapta basit olarak Wright Mills şöyle dedi. Amerika'daki elitlerin sosyolojisini yapıyorum. Üç tip elit vardır. Biri askeri elittir, biri finansal elittir, diğeri de siyasal idari elittir. İşte Capitol, Wall Street ve efendim söyleyeyim Pentagon arasında bunları dağıttı. Onların böyle çok vukuflu, çok hakikaten ihatalı, kapsamlı bir analizini yapıyor bu kitapta. Şimdi ben de şöyle düşündüm ya, dedim hani ya Wright Mills bugün dünyaya gelse acaba ne diyecek? Tahmin ediyorum daha rafine hale getirecek teorisini. Bugün Amerika deyip geçemiyoruz. Hangi Amerika diye bir soruyu sormak durumundayız. Mesela Biden hangi Amerika'nın Biden'ıdır? İsrail'e geldi. Sözüm ona yatıştırıcı bir rol oynayacak zannedildi. Öyle mi oldu? Hiç zannetmiyorum. Sarıldı, kucaklaştı ve tam desteğini verdi. Bugün Rishi Sunak denen adam da geliyor İngiltere'den. O da tam desteğini verecek. Bir de bu rehinelerle ilgili kritik bir takım meseleler var. Onları konuşuyorlar herhalde. Donanmalarını gönderdiler. Hazır ve nazırlar. Biden hangi Amerika'yı temsil ediyor? CENTCOM orada canım. Bitti. Yok işte. Şöyle azizim. Hı. Yani benim tahlilim hani böyle CENTCOM gibi daha savaş gemilerini saydınız ya. Tabii. Karası da oraya geldi. Adam komutan şimdi, orada evet. Biden Wall Street'le yani finansal Amerika'yla, ki burada Yahudiler çok güçlü. Bunu hepimiz biliyoruz. Finansal Amerika'yla high-tech, yüksek teknoloji üreten Amerika'nın adamı olarak geldi. Şimdi high-tech, mesela Elon Musk. Hatırlayalım, yakın zamanda Elon Musk şöyle bir, ya bu Biden beni rahatsız ediyor. Yani Biden yönetimi benden işte Twitter'ı işte sansürlememi istiyor. Yapmayacağım bunu dedi. Bence bu çok mühim. Yani high-tech dünyayla, ki bu çok barışçıl bir pozisyonu var. İşte yeşil enerjiden bahsediyor. Dünyanın medeniyetin değişiminden, dönüşümünden falan bahsediyor. Ve bunu destekleyen bir takım güçlü fonlar da var. Yani Wall Street'in içinde bir takım fonlar high-tech dünyaya akıyor. Bu rüzgarla Biden geldi. Trump hangi Amerika'yı temsil ediyordu? O ise daha derin ve daha eski bir Amerika'yı, yani daha Fordist, daha üretici, daha sanayi Amerikası. İşin enteresan tarafı, bu üretim Amerikası, bu Fordist Amerika, o Henry Ford'un işte kitabını yazdığı falan ve finansal kapitalden şikayet eden kafa,
Çünkü bu ikisi arasında ciddi bir rekabet var. Üreten Amerika ile, üretkenliği düşünen Amerika ile finans Amerikası arasında. Trump da bunların temsilcisiydi. Yani plantasyonların sahipleri, fabrikaların sahipleri vesaire. Ama orada da enteresan bir şey var. Bir kopuş da orada oluyor. High-tech'in destekçisi olan Wall Street silah sanayinden yatırımlarını esirgemiyor. Yani şöyle söyleyelim. Wall Street ikili oynuyor. Bir, high-tech'e oynuyor. Yüksek teknolojiye oynuyor. İki, silah sanayine, bir kimya sanayine oynuyor. Şimdi Biden'ın zavallılığı şurada ortaya çıkıyor. O high-tech Wall Street evliliğinden neşet eden bir lider olarak ön plana geçti. Ve bunun arkasında finansal Amerika vardı. Hiç ona şüphe yok. Ama kopuş finansın önemli bir ayağının Amerikan ekonomisindeki gerilemeler, çözülmeler, boşalmalar sebebiyle bir kısım çok önemli yatırımlarını bir enerji, iki savaş sanayine aktarmış olmasıydı. Dolayısıyla boşlukta kaldı. Hatırlayalım. Trump Biden iktidara geldi ilk dönemlerde Suudilere de soğuk bakıyordu. Suudi-İsrail anlaşmasına da soğuk bakıyordu. İsrail'e de soğuk bakıyordu. Niye böyle? Çünkü İsrail'deki o militarist damarı o high-tech Wall Street evliliğine oturtamıyordu kafasında. Dolayısıyla bir tavır aldı ama gerçeği görünce, yani kendisini kanatlandıran Wall Street'in önemli bir ayağının da militarist sanayiye doğru yatırım yaptığını gördüğü an, ki bunun tipik çıktısı İsrail'in Gazze'ye saldırmasıdır, ayağı suya erdi ve gitti şeyin yanında, Netanyahu'nun yanında yer aldı. Şimdi şöyle okuyorum ya da değerlendiriyorum. Buraya kadarki tablo mesela, şimdi İsrail'in saldırısını açıkladı ama Hamas'ınkini açıklamadı mesela. Efendim şimdi Hamas, bakın bu tartışma artık bence geçerliliğini yitirdi. İlk günler hepimiz yaptık bunu. Yani Hamas mı başlattı, arkasında İran mı vardı, yoksa işte bu Netanyahu'nun kendini kurtarmak için göz yumduğu bir süreç miydi falan. Hiç önemli değil ki. Bu saatten sonra. Olan oldu. Bundan sonra nasıl işleyecek, nereye doğru evrilecek meselesi. Trump denilen adam esas olarak paleokon, bunu çok vurguladık biz. Paleokon demek yani, ya Amerika'yı içine kapatalım, militarist yatırımları kısalım. Bakın Trump askeri sanayi, niye high-tech'le evlendi, Wall Street evlendi? Trump Wall Street'e karşıydı. Yani Wall Street çünkü karşılıksız para basıyor. O Andrew Jackson'ın yolundan gidiyor. Seçildiği gün Trump Andrew Jackson'ın resmini arkasına astı. Amerika'daki o derin kavga, finansal ekonomi ile reel ekonomi arasındaki kavgada reel ekonomiyi tuttu. Ama orada savaşan ekonomiyi değil, savaş ekonomisini değil. NATO'yu küçümsedi. Hatırlayın yani bir sürü şey değil mi? Yani ne gerek var bunlara, niye savaşıyormuş? NATO'dan biz çıkarız en başta, kapanırız, üretiriz falan. Şimdi dolayısıyla Trump'ın yarattığı boşlukta militarist ekonomi kendisini birleştirdi. O Wall Street ile ya da finansal Amerika ile birleştirdi. Bu iki tel bir araya gelirse, yani gelen para ve silah, kısaca öyle söyleyelim, bu kısa devreden yangın çıkar. Bugün yaşanan da odur. Netanyahu'nun çok rahatlamış olduğunu düşünüyorum. Bir kere şunu yaptı. Kendisine karşıt, muhalif ne varsa mahsetti, bloke etti, yanına aldı. İkinci gün hükümet kurdu, hatırlayalım. Değil mi? Milli hükümet falan, mutabakat hükümeti. Ne diyor Gans bugün? Hiç. Tık çıkmıyor. Öbürü Lapis. Ne diyor bu adam? Hiçbir şey çıkmıyor. İşte Avni Bey diyor ki tamam, şimdi böyle olması normal de bunun 3-5 gün sonrası var, bir ay sonrası. 3-5 gün sonrası. Bu bakarız iş eğer, eğer karar harekatına yöneldiyse İsrail ve bunu herhangi bir engellemeye, ciddi bir engellemeye rastlamadan
başlatırsa zaten bu bahsettiğim kısa devre yangına dönüşüyor demektir. Yani bunlar etkilenmeyecek yok. Bunu ne durdurabilir diye sorduğunuz zaman bugün dünyada hiçbir şey durduramıyor. İşte bugün Amerika'nın şöyle bir açıklaması vardı. Taraflar bu savaşa girmesin için İsrail'e desteğimiz kesindir. Ya İsrail savaşa giriyor ya. O girebilir demek işte. Ha işte tabii o girsin yani. Demek. Çok doğru yani. Ne kadar ya insan aklıyla alay ediyorlar bunlar. Dolayısıyla bütün siyasi sınıflar şu an mevcut olan Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da hiç fark etmiyor. Toplu halde İsrail'in yanındalar. Yani onlar demin arz etmeye çalıştığım gibi high tech, Wall Street ve savaş sanayi arasındaki o korkunç konsolidasyon, yoğunlaşma ve bunun getirdiği o korkunç yıkıcı enerjiye ortak oluyorlar. Çok kötü bir şey. Ne durumdayız? Onu söyleyerek bitireyim, çok uzatmak istemem. Yok, bu tezden o kadar kolay kurtulamıyorsunuz ya. Eyvallah, konuşuruz. WASP meselesi var ya, Derin Amerika, WASP. WASP'tan umut beslemeye başladık. Yani Trump gelir durdurur bunları. Evet, Trump durdurabilir bunları. Trump gelirse durdurur. Benim ilgimi çeken bir şey olmuştu. Oldu. Yani bunu tam sizin bu cümlenizin arasına yerleştirmek zorundayım. Çünkü bana garip geldi. Aha. Şöyle demişti bu, yani 24 saat oldu mu bilmiyorum. Ya dedi, bu dedi Netanyahu dedi. Bu dedi Kasım Süleymani dedi, suikastında biz karar verdik. Beraber operasyon yapıyorduk. Başladık, aradı beni, tüydü dedi. Yani ha, şimdi bakınız. Ha, şimdi mesela bu garip bir darbe yani. Yani şöyle, benim çizdiğim çerçeve biraz belki fazlaca geniş bir çerçeve olarak da düşünülebilir. İşte onu soracaktım zaten. Jeopolitik darlaştırmak, jeopolitik düşünmek için mümkün mertebe somutu yakalamak için böyle oynamalar yapmak zorundayız. Buraya aslında şöyle bakın yani, İran'daki rejim varlığını Amerikan karşıtlığına ve Amerika'nın İran karşıtlığına borçlu. Yani aslında Amerika doğrudan değil tabii ama dolaylı olarak emziriyor İran'ı. Besliyor. İran ise Amerika'yı besliyor. Amerika'daki bir Amerika'yı besliyor. Dolayısıyla bunlar birbirine, yani Netanyahu'yu ne ayakta tutabilir? Azgınlaşmış bir İran değil mi? Yani tırnak içinde söylüyorum. İran'ı ne ayakta tutabilir? Netanyahu ayakta tutabilir. Ne oldu şimdi? İran'da bir gösteri haberi geliyor mu? İnsanlar sokağa döküldü, rejimi eleştiriyor. Yok, kadınlar başlarını açtılar falan, sigara içiyorlar. Böyle bir şey duyuyor musunuz? Yok, öyle bir şey duymuyorsunuz. İran yatıştı. Herkes sindi. Şu an İsrail kamuoyu sindi ve Netanyahu'nun yanında. Söyleyeyim ben yani, öyle iki kişiyi, üç kişiyi bir yerlerde bulup efendim İsrail'in yaptığı yanlış diyen Yahudiler yani veya İsrailliler. Onlara bakıp bir başka İsrail var. O da anti Netanyahu falan diye düşünüyorsa insanlar çok yanılıyorlar. Bundan bir ay evvelki İsrail yok bugün. Herkes kenetlendi. Netanyahu çok güzel bütün muhalefeti istimlak etti. Kolonize etti. Hatta paralize etti. Yani felç etti. Ne olur yani? Onun için hani Netanyahu'nun sonu geldi. Ha, bu oyunun sonunda Netanyahu bacağından asılır bir yerlerde. Vallahi bilemem ben onları ya. Onlara bakacağız tabii ki. Sürecin nasıl işleyecek? Çünkü o şehir savaşına giriyorsa İsrail ordusu, vallahi oradaki bütün hesaplar bambaşka yerlere gidebilir. Amerika'nın başka güçlerin bu olaya müdahil olmasını engellemek için donanmasını kullanması halinde iyice yanarız. Ya onu söyleyeyim, o zaman Türkiye de çok etkilenir bundan. Yani yapacak bir şey yok. Yani büyüklerimiz herhalde. Yani onun şeyi falan mı kastediyorsunuz? Hizbullah, Hamas ya da... Efendim şöyle... Yoksa daha büyük ülke... Netanyahu'nun kafasında sadece bu Gazze meselesi yok. Gazze meselesi üzerinden İsrail'i büyütmek projesi var. Yani şunu düşünüyorum. Şu Golan Tepelerini tam zimmetime geçireyim. Tamam. Hatta biraz daha belki Suriye'den bir toprak. Lübnan'ı, Güney Lübnan'ı kesinlikle katmak istiyor. Tamam. Tabii ki.
Şimdi böyle yaparsa eğer. Kimi yorumcular Ürdün'ü de... Ürdün'e de ayağını atabilmiyor. Bilmiyorum. Ürdün'de çok yoğun bir İsrail nüfusu, Filistin nüfusu var. Neresine? Stratejik bir iki yer düşünüyor olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bu önümüzdeki dönemde İsrail bunu becerirse, başarırsa bu önümüzdeki dönemde İsrail ve Amerika destekli çok daha şımartılmış, çok daha azgınlaştırılmış bir P7'yi Türkiye'ye hediye eder. Tersi? Ha, tersi durumda ne olur şimdi? O zaman tabii ki yani valla ne Biden kalır ne Netanyahu kalır, hiçbir şey kalmaz. PKK kalır mı? Efendim? PKK, YPG kalır mı? PKK ve PYD de herhalde çok büyük bir şey kaybeder. Başkalarının kucağına düşer. Ben söyleyeyim. Çin'in kucağına düşer. Efendim söyleyeyim. Rusya'nın kucağına düşer. Birilerinin kucağına düşer. Ayakta kalabilmek için. Ama Amerika ve tabii ki İsrail olmayacaktır bu. Ama eğer bunu başarabilirlerse ki gidişat oraya doğru, yani onu zorlamaya doğru, o zaman İsrail'le komşu olduk demektir. Ben söyleyeyim yani. Ve PKK, PYD üzerinden komşu olduk demektir. Bugün Amerika'nın uzaktan başarmaya çalıştığı her şey var ya, Erbil'le bilmem kimi, işte PKK'yı yan yana getirme, Talabani'yle bilmem Barzani falan. Çok güzel hallederler bunu. Peki. Bunu biraz eleştiri de getireceğiz zamanla, ama önce Avni Bey'e bir soralım. Buraya kadarki kısma çok sert ifadelerle baktığınız, evet, için dedim ben çok ağır bir konuşma yapacak şimdi Avni Bey. Şöyle söyleyeyim, hocamın görüşlerine fevkalade onlar öyle, o değerlendirmeler, tespitler önemli tabii. Buna bir eklemek istediğim bir şey var. Buyurunuz. Netanyahu'nun bir değerlendirmesi var. Diyor ki biz bütün yani elimizdeki verilerle bir tabloya baktığımızda bu Hamas'ı yok etmek, ortadan kaldırmak uzun zaman alacak. Uzun sürecek. Uzun sürecek diyor. Hı hı. Bu ama diyor ben bize verilen uluslararası alanda bize verilen desteğin test edileceği bir süre bu diye görüyorum diyor. Hı. Yani samimi misiniz, değil misiniz? Bu bizi hani şimdi sabahtan akşama kadar İsrail'le beraberiz. İsrail ne yapsa haklıdır, doğrudur filan diye açıklamalar yapıyorsunuz. Şimdi bu bugün böyle de yarın da aynı kararlılıkta olacak mısınız? Bu Arap dünyasına edilmiş laflar bunlar. Yarın bu İran'a edilmiş laflar. Onun için ben bu adam bunu tarihe not düşerek söylüyor. Yani bak bunları ben size söylemiştim diyecek yarın bir gün. Yani ben sizden bir şeyleri istediğim vakit yankı kıvırmayacaksınız değil mi? Hani kıvırmayacağız dediydiniz değil mi? Onu da hatırlayın ha diyecek. Şöyle diyor Süleyman Bey, İsrail PKK ile bir anda sınır olursunuz. Şimdi bu hangi şartlarda olur, nasıl olur yani? Şöyle tabii, yani olumsuz yani Süleyman Bey, sonuçları tabii, olursa olumluyu da öyle konuşuruz. Olabilir. Şöyle, PKK şimdi, yani bugünün tablosunda PYD, PKK yıllarca Filistin diye yırtılmış bir kadro değil miydi bunlar? Evet. Evet. Ve bu Filistin silindi kafalarında bunların. Uzunca bir süredir de bunlar o Filistin günlerinin fotoğraflarıyla falan idare ettiler bir süre. Ondan sonra bir süre bu Amerikalı merkez komutanlarının falan etiketleriyle onların şeylerinde koltuğunun altında devam ettiler. PKK'ya ne kadar yakışacak yani şimdi bana göre bu ellerinde İsrail bayraklarıyla koşturmak. Kendilerine o Kürt halkı. Koştururlar, koştururlar. Siz şeyleriyle bak, siz evet, hep geçerler herkes yani. Hayır, ben şöyle öyle o kadar dediğiniz gibi kadar
Kolay değil o işler. Yani bu o Kürtlerin taraftar toplama işlerinden değiştirmeye çalıştıkları Kürtleri onursuz bir halk zannetme şeyi. O onu çok kolay olacağını düşünmüyorum açıkçası. Abdullah Öcalan onursuz bu adamlar diye kendi adamlarını aşağılıyordu. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Peki hemen geliyorum hocam. Hüseyin abi, size de sorayım ama önce Hanım Bey. Diyelim ki böyle bir risk gelişti. Bir, yani İsrail ve PKK'nın, yani Süleyman Hoca'nın kötü senaryo projeksiyonuyla böyle bir tablo ortaya çıktı. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gemiler neden burada sorusunun sebeplerinden biri mi bu tehdit? İki, Türkiye o durumda ne yapar eğer öyleyse? Yani bu o olumsuz tablonun ortaya öyle bir şey tablonun çıkma ihtimali doğarsa Türkiye yani herhalde zincirlerinden boşalır yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını yani buna mı yoruyorsunuz? NATO hani NATO'ydu, uçaklar neden şuydu, burada? Ha, hepsi yani yani Türkiye bir savaşa girer. Topyekun bir savaştır. Hani o İsmet İnönü'nün lafı yani yeni bir dünya kurulur. Türkiye de o dünyada yerini alır. Yani bu öyle Amerika'nın falan keyfine bırakılacak bir şey değil yani bu Türkiye. Mesele orada zaten PKK veyahut da Kürt meselesi diye değil. Doğrudan doğruya Türkiye'nin varlık meselesi. Şimdi izleyeceğimiz şöyle düşünebilirler. Süleyman Bey'in bahsettiği risk nasıl bu boyutuyla ortaya çıktı? Kendisi izah etti. Siz nasıl bakıyorsunuz derken onu kastetmiştim. Hani bu hakikaten de bu yönde gelişebilir. Yani çünkü Türkiye'nin bu kadar ısrarla bu gemiler ne, bu gemiler ne? Tabii. Yani aslında soru sormuyor bence orada cevabı. Bunu biliyor, bilmiyor olmaması mümkün değil. Tabii canım. O yani gerek İngiltere'nin gerek Amerika'nın gerekse yani onun dışında işte Almanların falan da askerleri falan da geliyor buraya. Bütün bunlar neyin nesi demesinde elbette bir isabet var ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunları söylemesi fevkalade doğru. Ama bunun davet ettiği sonuçlar gerçekleşir mi? Ben bu davetin PKK adına bir davet olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ha, doğal üye olarak katılır o girişe de mümkün. Mesela bugündü galiba Savunma Bakanı'nın sözcüsü biz şeye sorduk dedi Amerikalılara nedir bu gemiler diye dedi. Onlar da demişler ki ya işte buradan şeyler var ya dedi. Hani onları taşımak için. Oradaki işte Amerikalılar, yabancılar falan filan. Şimdi herhalde Savunma Bakanlığı tabii ciddi bir kurum. Hani küfür edemediği için. Onu da hani böyle dediler diye. Tabii ne diyecek yani, küfür mü edecek? O halde niye gülüyorsunuz yani? Yani öyle. Evet, tabii evet. Ona yapılacak karşılık verilecek karşılık. O küfür. Ama şirası. İşte yani bunu kamuoyuna yansıtmak demek yani bizim yerimize siz... Evet. O anlama geliyor yani. Evet. Evet. Yani ben PKK adına bir şenlik oluşturma tablosunu orada beklemiyorum açıkçası. Yani PKK buna bu Amerika'nın gözünde bile bu değerde değil yani. Buyurunuz bir şey söyleyeyim. Estağfurullah. Demin işaret ettiniz. İyi senaryo, kötü senaryo diye bir şey yok artık. Daha kötü senaryolarla daha az kötü senaryolar. Kötü senaryo var, daha kötü senaryo var yani, diyorsunuz. Mesela en kötü senaryo benim için nedir? Bu işin ucunun Türkiye'yi tutmasıdır yani. Gayet tabii. Tabii ki. Ama işte ama bu diyelim ki Gazze ile sınırlı kalacak, oradaki insancıklar ölecek, İsrail orayı ele geçirecek, sürecek bütün nüfusu, bitecek bir süreç deseniz bu da kötü bir senaryo. Çok kötü bir senaryo üstelik. Yani kötülerin arasında şu an zihnim benim gidip geliyor. İyi bir senaryo görmüyorum ben. Açık söyleyeyim. Ya yani şöyle bir sihirler gelecek, burayı yatıştıracak, durduracak falan filan. Yok. Tamam. Evet. Zaten hani şöyle bir şey. Ben hani sizin biraz hani jeopolitik, bölgedeki jeopolitik gelişmelerden daha çok
bu dengeler üzerinden finanstır, high tech'tir, bu yani Amerikan siyaseti, bunu da doğal karşılayabiliriz. Belki çünkü seçim var orada. Yaslanız düşün. Ama biraz orayı da sormak isterim sonraki turlarda sizden. Bir de öyle bir gelişmeler de oluyor çünkü. Hocamın tabii. söylediğinde tabii bizim önümüze bir şeytan seçeneği koyuyor hocam. Yani iki tane kötüden hangisini seçersiniz gibi bir şey de olabilir. E siz, yani bu, siz ne yapacaksınız? Ha mesela işte, daha hayır, var mı demek istiyorsunuz? Hayır, hayır. Bu bunlardan ibaret değil. Değil. Ha, o zaman not edeyim. Evet. Yani iyi ve kötünün bahçesinde iyi de var diyorsunuz. Evet. Yani. Tabii. Peki. İnşallah. Tabii. Yani ben Türkiye'de biz varız en azından Süleyman hocam. Yani, Türkiye var yani. Ben bunları çok yanılmış olmayı dileyerek gayet söylüyorum. Gayet tabii. Yani. Yani İyi ki olan tabloyu yansıtmak bizim yani. Görevimiz. Onu izleyicimiz karar verecek. Gelcem. Evet Çağrı hocam. Sadece siz hiç yoktunuz. Böylece hani bir tabloyu genel olarak da değerlendirme hakkınız doğuyor. Ama bu konulara biraz girelim. Sevinirim. Buyurunuz. Türkiye çok somut bir öneriyle 3 gündür aslında gündemde. Güzel. Garantörlük meselesi. Bugün bazı basın organları bana da sordular. Onlara basından takip ettiğimiz kadarıyla izah etmeye çalıştım tarihsel örnekleriyle. Ama bugün Lavrov'un açıklamasını ve Çin'in açıklamasını önemsiyorum. Demek ki ortada bir tartışmaya sebep olmuşuz. Evet. Yani Çin demiş ki tamam olur ama ben Mısır'la çalışırım. Rusya demiş ki tamam olur ama ben Türkiye ile çalışırım. Çok özür dilerim. Şuna katılır mısınız? Şimdi Türkiye biliyorsunuz bu öneriyi, garantör önerisini Mısır'da da yaptı. İşte onu söyleyeceğim. Tamam. Yani zaten yani Türkiye'nin zaten arzu ettiği çok net bir ifade değil mi Sayın Fidan'ın kullandığı? Bölge ülkelerinin dahil olacağı bir garantörlük mekanizması dedi. Dolayısıyla Mısır'ı zaten Türkiye dışarıda bırakmıyor ki. Şayet dışarıda bıraksaydı bu teklifi Mısırlılara yapmazdı. Bu teklifi Cide'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda dillendirmezdi. Dolayısıyla Türkiye aslında bölge ülkelerinin de dahil olacağı bir mekanizmadan söz ediyor. Şimdi biraz bundan aşağı yukarı 30 yıl öncesine gidelim. Bu garantörlük mekanizması burada ilk nasıl tesis edildi? Daha sonra nasıl ortadan kalktı onu bir hatırlayalım. Kısaca hocam ne olur. Ama dediniz ya siz geçen hafta salı günü yoktunuz. O yüzden hakkınız bakın, 30 başlar. 30 yılı ben 3 dakikada anlatacağım. Peki 3 dakika süper. 1991'de artık o Sovyetler Birliği dağılıyor. Varşova Paktı ortadan kalkıyor. Tam Sovyetlerin dağılma dönemi. Birinci Körfez Harbi sonrasında Madrid'de bir Ortadoğu Barış Konferansı toplandı. Ortadoğu Barış Konferansı daha sonra Oslo Barış Anlaşmaları dediğimiz Filistinlerle İsrail arasında Oslo B dediğimiz ya da Eriha Anlaşmaları dediğimiz İsrail ile Ürdün arasında barış anlaşmalarını hazırlayan süreçtir. Burada bir Madrid Barış Çerçevesi adı altıyla bir yapı oluşturuldu. Bu yapıyı oluşturanlar dediler ki bir yandan İsrail ve komşulara arasında ikili görüşmeler yapılacak ve sadece Mısır'la 79'da yapmış olduğu Camp David anlaşmasının yanına İsrail, Ürdün'le, Lübnan'la, Suriye'yle ve orta vadede Körfez ülkeleriyle barış anlaşmaları ekleyecek ve Filistinlerle barışacak. Bir yandan da bütün bölgeyi ilgilendiren göç, enerji sorunu, temiz suya erişim, cehaletle mücadele, terörle mücadele, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi gibi bir takım konularda çok taraflı konferanslar yürütülecek. Şimdi bu Madrid Barış Çerçevesi, Ürdün ve Filistin anlaşmalarıyla meyvelerini verdi. Ama bütün görüşmelere rağmen Suriye ile, bütün gizli Madeleine Albright 20 defa gitti Şam'a. Bütün görüşmelere rağmen Suriye ile inkıtaya uğradı. Lübnan'da bir yere gitmedi. 1997-98'den sonra da o çok taraflı boyutu sulanmaya başladı. Zaten 2001-11 Eylül saldırılarıyla da ortadan kalktı. Şimdi niye böyle bir anlattım bunu? Çünkü bu yapının 4 tane garantörü vardı. Garantörlük Orta Doğu'nun aşina olduğu, bu meselenin aslında aşina olduğu bir kavram. Birleşmiş Milletler bir garantör.
Önce AT daha sonra AB adını aldıktan sonra Maastricht ile beraber Avrupa Birliği ikinci garantör. Önce Sovyetler Birliği Rusya Federasyonu adını aldıktan sonra Rusya Federasyonu üçüncü garantör ve Amerika Birleşik Devletleri. Zaman içerisinde bu mekanizma çöktü. Ortadan kalktı. Hatta bazıları bu sürecin Arap Baharı'nı ortaya çıkarmak üzere daha sonra Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir hazırlayıcısı olarak aslında Amerika tarafından evrime tabi tutulduğunu vesaire söylediler. Bugün bu garantörlük mekanizmasına benzer bir mekanizma burada oluşturulabilirse bunun içerisine sadece İsrail, Filistin meselesi değil, genel olarak Orta Doğu problemlerinin de ileride kademeli olarak problemler derken ikili problemlerden bahsetmiyorum. İşte az önce saydığım o çok taraflı, herkesi ilgilendiren problemler de dahil edilebilir. Fakat bunun bir takım şartları var. Bir, şimdi birkaç gündür biz tarif ediyoruz. Nasıl tarif ediyoruz? Körlerin fili tarif ettiği gibi tarif ediyoruz. Çünkü bu garantörlük ifadesi ortaya atıldı da gazetecilerin Ankara temsilcileriyle yapılan toplantıda tam olarak ne olduğunu ben görmedim. Bir ileri tarifi, yani tarif değil de bilgisi. Ya tarifi değil, şimdi bir şey söylüyorsan. Yani şunu da söyleyeyim. Ben bunu yani kastediyorum. Belki duymamışsınızdır kardeşim. Diye yani söylüyorum. Duymuşsanız mesele yok. Bir garantör grubu olacak, tamam. Tamam. Ama bunların bir kısmı İsrail tarafının garantörleri, bir kısmı tamam. Gibi. Tamam. Onu tamam. Anladım ben. Tamam. Fakat neyi garanti edecekler? Yani bu hangi sınırları mı? Kudüs'ün kime ait olacağını mı? İki devletli çözümü mü? 1967 sınırlarının tartışılıp tartışılmamasını mı? Sınırların dışındaki 6 milyon Filistin'in geriye dönüp dönmemesini mi? Neyi tartışacaksınız? Yoksa sadece Gazze'yi mi? Bunun içinin doldurulması lazım. Fikir çok güzel bir fikir. Zamanlama çok güzel. Somut olarak Türkiye tarafından dillendirilmesi çok güzel. Ama tam olarak neden bahsettiğimizi ben bu işi 30 yıldır çalışan bir insan olarak ben anlamadım. Belki sonra geliştikçe hocam. Hani yolda bunun, yapılmaz da şu anda bu, belki... Bu yolda türlü... yapılacak bir şey değil. Bu bir. İki. Yani elimizde bir tek o var yani bütün dünyanın da onun için. Ya zaten ben de onu söylüyorum. Bu çok güzel, çok değerli bir fikir. Tabii. Değerli olmasa Çin, Rusya bunu tartışmaz. Yarın öbür gün Avrupa Birliği ülkeleri belki bunlarla ilgili yorum yapacaklar. Bunun Türkiye tarafından dillendirilmiş olması ayrıca önemli. Ama bahsettiğimiz şeyin ne olduğunu bir anlatalım. Eyvallah. Sonra elbette içi yavaş yavaş imkanlar doğrultusunda ve konjonktüre bağlı olarak dolacak. İki, Madrid Barış çerçevesinde gördüğümüz kuartet dediğimiz o dörtlü garantörlük mekanizması Birleşmiş Milletler kararıyla oluşturuldu. Şayet burada bir garantörlük mekanizması kurulacaksa bunun mutlaka Birleşmiş Milletler kararıyla kurulması gerekiyor. Öyle biz beş ülke beraber olduk. İşte biz İsrail'in hamisiyiz. Biz de Filistinlerin yanındayız. Bunlar adına hakemlik yapacağız. Böyle kendi kendimiz olmaz. Olmasa ne olur? Nasıl olmaz? Hiçbir hukuki dayanağı olmaz, zemin olmaz. Ben size bakın hukuki dayanak hukuki iki tane söyleyeyim. Mesela İsrail'in garantörleri ABD ve İngiltere olsa zaten o zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına mani bir durum yok ki. ABD ile İngiltere bu işi evet dediği andan itibaren Güvenlik Konseyi kararı çıkar. Tamam. Bu işin bir usul ve esasları belirlenir. Kuralları belirlenir. Neyin nasıl yürüyeceği uluslararası hukuk çerçevesinde oluşturulur. Ben Türkiye'nin bu işe de öncelik yapabileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye derse ki bu garantörlük mekanizmasını tıpkı 91'de kurulan kuartet mekanizması gibi bir yapıya oturtalım. En geniş katılımla sadece bölge ülkeleri değil. Yani İsrail'in garantörü Allah aşkına hangi bölge ülkesi olacak? Yani bölge ülkelerinde dediğiniz anda İsrail'in garantörü olacak bir ülke yok orada. Onun elbette dışarıdan ABD olacak, İngiltere olacak. Demek ki daha geniş katılımlı. ABD'yi orada gören Rusya ben de isterim buraya girmeyi diyecek. Şimdi onu da soracağım. Çin de diyecek ben de isterim diye. O zaman bunun zemini Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi... Işte. Yok, Minsk, Birleşmiş Milletler... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iradesiyle oluşmamış olan bir hukuki mekanizmanın işlemesi mümkün değil. Bunun bu şekilde tesis edilmesi lazım. Ama üçüncü bir konu var, o da şu. Ya İsrail bunu niye kabul etsin? Ama ABD İngiltere olduktan sonra niye? ABD niye kontrol kabul etsin? O başka konu. Yani şimdi garantörlük şu demek. İsrail nasıl okuyor bunu biliyor musunuz? Filistinleri koruyacaklar. Filistin'in haklarını savunacaklar. Filistin'in değil, hakkı hukuku savunmak üzere. Burada adil ve kalıcı bir barış olsun.
daha belki kararlara istinaden bir karar olsun, barış olsun diye Türkiye bunu öneriyor. Ama İsrail bunu böyle görmüyor. İsrail diyor ki ben zaten kazandığımı kazandım. Daha fazlasını da kazanmak istiyorum. Şimdi bunlar kalkar da ya bu Suriye'den işgal ettiğin ve ilhak ettiğin Golan'dan bir çekil bakalım derlerse. Ya da ya burada iki devletli çözüm olması lazım. Doğu Kudüs'ü ver bakalım Filistin'e başkent olarak derlerse. İsrail böyle bir şeyi niye kabul etsin? İsrail'in bir garantöre ihtiyacı var mı? Yok, çünkü zaten ABD gibi. İşte hocam, bir garantörü var. Sizin bahsettiğiniz garantörü şartlarının belli olması gerekiyor. Yani mesela barışın ve ateşkesin devamını denetlemek, kontrol etmek kesti attı diyelim. Belki hani böyle bir şey bilmiyoruz tamam işte, ki. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam, bilmiyoruz. Evet. Yani bir ifade kullanıldı. Az önce dedim biz körlerin fili tarif ettiği gibi ediyoruz. Tarafından tarihsel örneklerden hareket ediyorum ve biraz da zihnimi çalıştırarak olsa olsa böyle olması gerekir diyorum. Hepimiz öyle speküle ediyoruz. Bir başkası aynı mesela şekilde zihnimi çalıştırarak başka yani hiç bunun şey çalışacağını düşünmüyor bence. Bakın ben çalışmasının şarta bağlı olduğunu söylüyorum. Ama hali hazırda da İsrail'in bunu kabul etme ihtimali olmadığını düşünüyorum. Yani İsrail 1967'den değil 1947'den beri, 47'de bölünme planı, Taksim planı var. 47'deki İsrail'e bakın, bugünkü İsrail'e bakın. Ya bu garantörlük falan filan olmadan lehine çalışmış zaten sistem. Genişlemiş, büyümüş, işgal altındaki topraklara Yahudi yerleşimcileri yerleştirmiş, Amerika Birleşik Devletleri ile kağıda dökülmemiş, ebedi bir müttefiklik ilişkisi içerisine girmiş. Dün ne diyor Biden? Onu da dinlemişsinizdir. İsrail ve ABD arasındaki dostluk ve ittifak ABD ayakta kaldığı müddetçe ki diyor da virgül ki ebediyen ayakta kalacaktır ABD devam edecektir. Yani sonsuza kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına almış. Şimdi dolayısıyla bu fikir mutlaka bir an önce daha olgun hale getirilmeli ve tam olarak neden bahsettiğimizi herkesin anlayabileceği bir lisanla, yani bir Uluslararası İşler Profesörü'nün de anlayacağı, bir Mısır Dışişleri Bakanı'nın da anlayabileceği bir lisanla ortaya koymamız gerekiyor. İki. Hocam çok merhametsizsiniz. Bazen çok merhametsiz. İki. Burada büyük bir tehdit var. Bizim içimizden bizi sarsabilir. Türk dünyasında bu mesele bir ayrışmaya sebep olmaya başladı. Onu güzel tarif edin. Azerbaycan'la Türkiye'nin, Bakü ile Ankara'nın bu meseleye bakışında bir ayrışma oluşmuş. Bunu ben bir tehdit olarak görüyorum. Bakın bu kaşına da bilir. Bunu bilerek isteyerek birileri derinleştirebilirler. Kimler? İran bunu çok derinleştirebilir, önemli. İsrail bunu derinleştirebilir. Efendim Bakü sokaklarında İsrail lehine gösteriler yapıldı. Efendim Türkiye'de işte Azerbaycan'ın bu tutumunu birileri protesto etti diye bire bin katarak haberlerle manipülasyonla biz bu noktaya 10 sene de zor geldik bakın. Tamam. Dolayısıyla bizim bu kardeşliğimizi sabote edebilecek bir noktaya bunu taşıyabilirler. O yüzden bak öneri getiriyorum, somut buyurun. Öneri. Akıl odasında diyorum ki evvela bu projeyi bir Bakü ile bir konuşun. Tam desteğini alın. Hatta Türk İşbirliği Teşkilatı'nın önerisi olarak götürün uluslararası camianın önüne. Güzel. İslam İşbirliği Teşkilatı'na sundunuz, oranın önerisi olarak çıkmadı. Çıkmaz. Suudi Arabistan başka telden çalıyor, İran başka telden çalıyor, Endonezya'nın bölgeyle bir alakası yok. İslam İşbirliği Teşkilatı 58 ülkenin olduğu bir teşkilat. Kuruluş gayesi bu olmasına Kudüs mi? Meselesi olmasına rağmen 1969'dan beri El-Aksa'nın yakılmaya kalkıldığı tarihten itibaren çözememiş. Burada bir tutum belirleyememiş. Libya başka telden çalardı Kaddafi zamanında, Saddam başka telden çalardı. Türkiye hala anayasamda laiklik sebebiyle girsem mi girmesem mi üye olsam mı olmasam mı bunu tartışır dururdu. Tamam orada sundunuz ama bunun somut bir proje haline getirilip şimdi iki hocam, faydası var. Bir. Hocam oraya gitmeden şunları sorayım ben size. Çünkü bakın şimdi bu Azerbaycan, İsrail, Türk devletleri şu bu vesaireyi biz konuşuyoruz, dillendiriyorsunuz. Ama sanki siz bunun böyle genişlemeye başladığına ilişkin emarelerden dipnotları oluşturarak tekrar masaya getirdiniz. Bunu açabiliyor muyuz? Yani mesela başka ülkeler arasında var mı? Ya da bu şeyin boyuna kadar büyüdü, küçüldü. Diyorsunuz ki hani Türk devletleri arasında da. Yok, Azerbaycan'la Türkiye arasında.
Diğerlerine sirayet etmez, diğerlerinde bir sıkıntı olmaz. Ha tamam. Ama bu, bakın sosyal medyada kaşıyorlar bunu. Sizi de çok yakından takip ediyorsunuz sosyal medyayı. Birileri bunu kaşıyor. Yani işte sokaklardaki bazı bayrakları falan alıyor. Bak diyor, Bakü sokaklarında bu bayraklar var diyor. İsrail bayrağını gösteriyor. Evet. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bizim evvela... Dikkat çekelim diyorsunuz. Dikkat çekmek değil. İki sebeple. Bir, bizim projemizin arkasında aynı zamanda Türk devletleri de var. Güzel. Ha, onun çünkü için demedim. Yanımızda şu anda projemizin arkasına Mısır'ı, Suudi Arabistan'ı, Ürdün'ü, İslam alemini falan alabilmiş değiliz. Ha, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama Türk dünyasını alabiliriz. Bu Türk İşbirliği Teşkilatı'nın bölgeye dair bir barış projesidir. Bundan maksat... Efendim işte Türk İşbirliği Teşkilatı çok önemli bir şey, efendim ona göre dikkate alalım falan desinler diye değil. Bunun sebebi hiç olmazsa yarın öbür gün aramızdaki ayrışmayı körüklemek için, ayrışmayı ortaya çıkartmak, ayırmak için birileri çaba gösterdiğinde bir dakika ya bizim ortak planımız bu zaten. Biz Azerbaycan'la tam bir görüş birliği içerisinde buraya bakıyoruz. Bizim bir garantörlük planımız var diyebilmek maksadıyla bunu yapmamız gerekiyor. Onu biz Türkiye'nin öncülüğünde Türk İşbirliği Teşkilatı'nın, Türk Dünyası'nın, Türk Konseyi'nin bir projesi olarak takdim edelim. Peki. Ama bu şurada onun alternatifi değil. Biz tabii ki İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki çabalarımıza devam edelim. Avrupalı muhataplarımıza bunu anlatmaya devam edelim. Ruslara bunu anlatmaya devam edelim. Ama bir yandan da teşkilat üyesi ülkeler olarak bizim ortak yaklaşımımız peki, budur. Peki İsrail bunu değil. Niye kabul etsin? Neyi? Bir şeyi kabul yöntem. Edip etmeme değil. Ben daha teklifi sunulma biçiminden bahsediyorum. Teklifi biz şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'na götürdük. Tamam bu iyidir. Hadi bakalım böyle bir karar alalım da Türkiye'nin planın peşinden gidelim diyen olmadı. Değil mi? Karara da dökülmedi. Yok. Ama oradan o kararı biz çıkartabiliriz. O zaman da deriz ki bakın biz hepimiz Türk, bu görüş HDP'yi içerisindeyiz. Söylüyorsunuz. Efendim? Türk Devleti'nden evet, tamam. Evet. Oradan bu kararı çıkartırız. Ve yarın öbür gün aramıza nifak sokmak isteyenlere de bir dakika ya biz hep beraber zaten bu yaklaşım içerisindeyiz bu konuda deriz. Hem şey açısından da diplomatik açıdan da bir takım şeylerin şimdi de biraz... önüne ön alıcı olmuş oluruz. Ön alıcı hareket etmiş oluruz. Ha ama elbette bu projenin değeri herkesin yangına körükle gittiği bir yerde... Tıpkı Ukrayna-Rusya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye bir söz söyledi. Haktan, hukuktan, adaletten, vicdandan yana olduğunu söyledi. İnsani krizin durdurulması için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etti. Ama bir yandan da dedi ki bakın bunun çözümü için de bu yangını söndürmenin yolu, bir daha alevlenmesini engellemenin yolu yeni bir şey getirmek, bir çerçeve oluşturmak. Türkiye'nin öncülüğünde bunun dillendirilmesi çok çok önemli. Bizatihi projenin kendisi çok önemli. Ama artık madem 3-4 gündür bu konuşuluyor, biraz daha ete kemiğe büründürülmeli. Birilerine takdim ettiğimiz zaman bakın biz bundan bahsediyoruz diyebilmeliyiz. Ve belki de o 91 BM'ye bir referans yapabilmeliyiz. Yani Madrid barış çerçevesine. Kimse kalkıp da onu tekrardan diriltin demiyor. Onun en büyük zaten şeyi, handikapı, bölgenin hiçbir şekilde temsil edilmediği, işte orada çökmüş olan bir Sovyetler Birliği, yeni kurulmakta olan bir Avrupa Birliği, aslında ABD'nin projesi idi o. Maksat da aslında barış getirmek falan değil, İsrail arzu ettiği şekilde bir yapıyı oluşturmaktı. Peki. Bir ölçüde de gerçekleşti. Bazı şeyler eklemem gerekiyor Çağ Hocam. Mesela biliyorsunuz, Ürdün'de bir dörtlü zirve yapılacaktı. Bu hastane saldırısı yüzünden iptal oldu. İşte ABD olacaktı, Mısır olacaktı vesaire. Ürdün zaten olacaktı. Filistin olacaktı. O iptal edildi. Ancak bu cumartesi için bir Kahire zirvesi ortaya çıktı. Tamam. Bu Kahire zirvesi bundan çok daha geniş bir davetli grubuna sahip. Üstelik şu ana kadar da çok hani tabii ki biz takip ediyoruz ama mesela Rusya var. Şimdi ABD var. Türkiye zaten var. Yani davetli. Şimdi mesela bu da bir platform ve güçlü bir platforma dönüşme ihtimali de var. Belki burada da konuşulabilir. Hani onu da katalım diye söylüyorum. Orta Doğu barışına ilişkin ne kadar hani çok çok geçmişi bırakın. Son 30 yıldır kaç tane plan ortaya atıldı biliyor musunuz?
AYT planı, FAHD planı, Taif anlaşmaları, Clinton planı, George Bush planı, şu planı, bu planı. Yani zirveler, planlar vesaire. Konjonktürü farklı görmüyor musunuz? Her birinde konjonktür değişti. Şimdi peki. Sonuçta burada evvela akan kanın durdurulması gerekiyor. Onu söylüyor. İki bölümde toplantılar, her toplantıda geçen biri bir istatistik tutmuş. Her 5 dakikada bir Filistinli öldürülüyor. İşte her yarım saatte bir bombalama, büyük bombalama yapılıyor. Artık kara harekatından bahsediyorsunuz. Yani inşallah size gelen o haber, son dakika haberi. Hep ama böyle haberler çok. Doğru değildir. Çünkü kara harekatı... Mesela siz ne düşünüyorsunuz? Yani olacağını düşünüyor musunuz? İlk günkü söylemlerinin arkasında İsrail durmaya devam ediyor ise ki ben zerre sarsılmadıklarını Süleyman Hoca'ya katılıyorum. Daha da güçlü hale geldiklerini, hele bu ziyaretler neticesinde ABD'nin, İngiltere'nin ziyaretleriyle daha da güçlü hale geldiklerini düşünüyorum. Çünkü adam bir eşik koydu oraya. Gitti hastane bombaladı. Sonra dedi ki bunu zaten kendileri yaptı dedi. Batı bunu satın aldı. Çünkü ABD Başkanı evet İslami Cihat yaptı bunu dedi. Tamam biz zaten yapabileceğimiz zulmü zirvesini yaptık. Bize bir şey olmadı noktasındalar şu anda. O yüzden Filistinlilerden arındırılmış bir Gazze hedefine matuf. Başka bir hedefleri yok. Bir defa da çıkarttıktan sonra tekrar içeri de almazlar. Yani şu an açık açık önerdiler Sisi'ye. Belki de Sisi hastane bombalamasından ziyade kendisine Amman'da bunun bir baskı unsuruna dönüştürüleceğinden de çekinerek gitmemiş olabilir. Dediler ki aç kapıları Sina'ya al bunları. Dedi ki ya çok göndermek istiyorsanız Necef'e alın. Necef'in içine açsın. Şöyle dedi bu konudaki son. Eğer dedi bu insanları Sina'ya gönderirseniz Mısır savaşa girer. Bizi savaşa sokmayın dedi. Evet yani buraya almayacağım ben bunları dedi. Şimdi almayacağım demesinin sebebi sadece Mısır'ın iç güvenliği, Mısır'a göçmen gelmemesi filan meselesi değil. Bir de orada haklı bir duruş da var. Ya niye bu insanlar topraklarını terk edip gitsinler? Tabii canım. Yani 2,5 milyon insan. Bir defa buradan çıktıktan sonra bunlar. İsrail'in tarihini biliyorsunuz. İsrail'in yapısını biliyorsunuz. Bir daha bunları içeri sokar mı? En azından yarısını bir daha içeri sokar mı? Dolayısıyla böyle bir hedefleri var. Ama bunun yapılabilirliği mümkün değil. Yani tamamen Gazze'yi boşaltma, tamamen Filistinlilerden arındırma mümkün değil. Şöyle anlıyorum siz biraz. Siz kare harekatını hala %50'nin üzerinde görüyor. Kafi mi? Bakın ben asla şey açısından bir değerlendirme yapmayı kendimi mezun addetmiyorum. İşte askeri açıdan Gazze'nin altında da bir Gazze var. İşte Hamas'la çatışırlar, onu çok kayıp hocam, verirler. Bir tablo var çok yani. Çok kayıp işte. Verirler, şöyle olur, böyle olur. Bu ben kadar laftan sonra ona yapmazsa giremem. Da diye ona giremem ben. Yani. Ona giremem. Ama şu da bir açık gerçek ki eğer bunlar Hamas'ı kendi dedikleri gibi Hamas'ı gerçekten yok etmeyi kafalarına koydularsa bunun kara harekatı olmadan Gazze'nin tamamıyla işgal edilmeden Gazze'nin kuzeyinin en azından işgal edilmesi işte insanların zaten ona zorluyor değil mi? Bombalıyor buradan çekilin ben buraya gireceğim diyor. Savaş kabinesinin zaten kararı hocam bu. Evet. Yani, de onaylamadı mı bugün? Tabii. Yani kara harekatı olmadan bu savaş devam etmez. Evet. Yani yüksek görüyorsunuz. Siz biraz daha... Ben de yüksek görüyorum. Hayır ben bunun bir ihtimal dahilinde olduğunu söylüyorsunuz hali hazırdaki psikolojisiyle İsrail'in bunu yapmaya daha mütemail olduğunu, daha eğilimli olduğunu, bunu durdurmak için de ABD'nin gerekli ağırlığını koymadığını, yani Biden'ın ziyaretini farklı şekillerde okuyanlar var. Ben yeşil ışık olarak gördüm. Yani Biden geldi. Hocam esasında adam frenlemeye çalıştı. Baktı ki karşısında çok ciddi bir direnç var. Yok evet. Ya. Yani zaten Biden'ın gönülsüz olduğu bu işe, yani şeyin, Netanyahu'nun zorlamasıyla geldi. Geldi zaten Netanyahu açıkça. Onun zorlamasıyla geldi yani bu şeye, İsrail ziyaretine. O Kerhen gelişin
şeyinde arkasında sırf onu telafi için böyle kucaklaşmalar filan filan yani bunların hiçbirini Netanyahu'nun yemediğini düşünüyorum ben açıkçası. O numaraları, o yalaka halini Biden'ın hiç yani kimsenin yemediğini düşünüyorum. Bu arada bir yani, şey söyleyeyim. Bu Amerikan Dışişleri Bakanı çıkıyor diyor ki ben Dışişleri Bakanı olarak değil, ben Yahudi olarak geldim diyor. Bilmem ne diyor. Yani böyle bunlar bir devletin kendini aşağılaması yani bana göre. Şimdi Amerikalı bir ünlü bir yayıncı var. Yani etkili de bir yayıncı Jackson Hinkle diye. Bizim dezenformasyon merkezinin biliyorsunuz bu saldırılara ilişkin yayınladığı bazı videolar vesaireler vardı. Onu almış ve sosyal medya hesaplarından yayınlamış. Yani şu anki görüntülenme rakamı 1 milyonu aşmış gözüküyor. Peki gerçek budur diye mi yayınlamış? Yoksa bakın the Türkiye... The Turkish government has confirmed the Israel faked. Evet, İsrail bunu post çarpıttı. Tabii, Türk hükümeti de bunu delilleriyle ortaya koydu. Tabii, bu evet. Önemli bir şeydi. Tabii tabii, bu işe yarar bir şey. O ve şeyin kartlarını kullanıyor. Dezenformasyon merkezinin şeylerini kullanıyor. Biz İlginç şeyler oluyor. Evvel mesela dışişlerinin üst düzey yetkilisi istifa etti bugün biliyorsunuz Amerika'da. Evet ve bu o sebeple. Bu sebeple bu İsrail politikalarınız nedeniyle dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı görevinden. Yani çünkü üçüncü... şirazesini şaşırmış durumda. Yani bu kadar net bir şekilde durmuyordu. Bu arada biz yayına girmeden altyazı geçiyordu. Teyit etme imkanımız olmadı. İsrail bütün bölge ülkelerinden Türkiye'de dahil tüm diplomatlarını çekme kararı aldı konuşacak bir karar da geçti ama Türkiye'de. Şimdi bu yani bu acaba kara harekatıyla evet, mı ben öyle yorumladım. Biz başlayacağız. Başlayınca da tabii orada daha büyük bir insani durum ortaya çıkacak. Saldırılar olacak. Gösterileri artabilir. Çekilin oradan. Evet, yoksa hani bir emare olarak bunu sayabiliriz. Doğru, katılıyor musunuz? Bence de. Evet, evet. Reklam mı arkadaşlar yoksa tamam gidelim. Hocam size geleceğim. Dönüşte şu şeyden başlayalım. Tekrar bir evden geçirelim. Çağrı Hoca'nın işte Azerbaycan meselesinden de bahsetti. Oradan da alarak ilerleyebiliriz. Devam ediyor. Çağrı Hocam bitirdiniz. Bir cümle. Şimdi burada Rusya'nın ve Çin'in durumu ayrıca önemli. Dün kimsenin gözlerinden kaçmamıştır. Belki Süleyman Hocam daha sonra bahsedecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu hadise başladıktan sonra iki kez karar tasarısı geldi. Bir tanesini Rusya teklif etmişti. İşte acilen ateşkesle ilgili. Tabii. Hepsini Amerika reddedildi. Dün de Güvenlik Konseyi dönem başkanı Brezilya'nın bir teklifi vardı. Şimdi Brezilya, hadi Rusya diyelim ki işte Ukrayna sebebiyle size hasım, ondan gelecek bir teklifi reddediyorsunuz. Ya Brezilya, dünyanın bir ucunda, dünyanın önemli ülkelerinden biri ama gayet insani sahiplerle bir insani ateşkes öneriyor. Ne oldu biliyor musunuz? 12 ülke evet dedi. 2 ülke çekinser kaldı. Tek başına Amerika Birleşik Devletleri bundan evvel onlarca defa yaptığı gibi hayır dedi. Bir büyüktür 12 ve reddedildi. Şimdi o yüzden efendim bu mesele ne zaman bitecek? Bu mesele yeni bir dünya düzeni kurulur ise o zaman bitecek. Bu Birleşmiş Milletler düzeni değil, yeni bir dünya düzeni kurulur ise orada gerçekten adil bir uluslararası örgütlenme söz konusu olur hocam, ise hocam bu genel kurula götürülmez mi? Götürülür. Nasıl İyi götüreceğini? Olmaz mı? Hayır, nasıl götüreceğini? Var daha evvel Filistin kararı var Birleşmiş Milletler. İşte yani oradaki Birleşmiş Milletler genel kurulun şey ve Amerika şimdi, tavrına karşı şimdi daha ezici bakın, olmaz mı? Ukrayna ile ilgili de genel kurulun kararı tamam. Var. Fakat genel kurul karar alabiliyor. Bir defa o süreçte teknik bir konu ama bir şekilde üye ülkelerin salt çoğunluğuyla veyahut genel sekreterinin girişimiyle bu mesele genel kurula getirilebilir. Çünkü diyor ki şayet güvenlik konseyi üyelerinden birinin ısrarlı vetoları sebebiyle uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir durum ortadan kaldırılamaz ise genel o zaman kurul. Genel kurul güvenlik konseyinin yetki ve görevlerini uhdesine alabilir ve bu konuyu görüşebilir. Tamam. Görüştü, karar aldı. Acilen ateşkes. Peki genel kurulun yaptırım gücü var mı? Yok.
yaptırım yetkisi yine Güvenlik Konseyi'nde. Yani hiçbir işe yaramıyor. Peki şöyle bir şey sadece çıkartmış olmaz mı küresel kamuoyu? Olur. Ha yani bak sizin, Amerika tabii ki, senin şeyin peki, değerin bu. Eyvallah. Çok doğru söylüyorsunuz. Bunu dedik biz. Dedi ki bak Amerika İsrail'in başkenti Tel Aviv'dir. Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyamazsın. Dört ülke dışında herkes Birleşmiş Milletler Genel Kurulu evet dedi. Ne oldu? ABD yine büyükelçiliğini taşıdı Kudüs'e. Dolayısıyla ve bugün de unutuldu bu biliyor musunuz? Efendim genel kurul böyle bir karar almıştı. Bütün dünya İsrail'in karşısında, ABD'nin karşısında kalmıştı. Unutuldu gitti. Daha da yetmedi. Trump İsrail'in Golan'ı, ilhakını onayladı. İlhak kararını onayladı. Dolayısıyla bugünkü düzende bu adil olmayan, İkinci Cihan Harbi sonrasında kurulmuş, savaşın bitmesinin üzerinden bu kadar zaman, 78 yıl geçmesine rağmen hala o dönemin galiplerinin hükümran olduğu, söz söylemeye hak buldukları bu düzen değişmediği müddetçe. İşte Genel Kurul Birleşmiş Milletler Genel bir ay önceydi. Sayın Cumhurbaşkanımız gitti orada bir kez daha ne dedi? Adil bir dünya mümkün. Nasıl mümkün? Gelin bu sistemi reforme edelim. Bir defa bu veto mekanizmasını ortadan kaldıralım. Amerika Birleşik Devletleri tamam hala süper güç. Ya Fransa'nın da bu hakkı var. Afrika'da da bir konu olduğunda Fransa çıkıyor veto ediyor. Ya bugünkü Fransa nerede? 1945'teki Fransa nerede? Rusya'nın da veto hakkı var, Çin'in de var. Bu veto hakkının ortadan kalkması gerekir. Daha paylaşımcı, daha kapsayıcı, daha doğru bir ifadeyle bir yapı. Bu aşamada yani adamların bundan herhangi bir huzursuzluk duyacağını zannetmiyorum ama utandırır belki ümidiyle bir genel kurul sonucu hoş olabilirdi gibi geldi. Haklısınız siz de. Çalışmadığını zaten biliyoruz. Yani sadece BM'de değil. Birçok bunların kolu kaldı kanadı. Kaldı ki genel kuruldan da geçtim. Ya Güvenlik Konseyi karar alsa İsrail'e kim uygulattıracak onu? Güvenlik Konseyi'nin zaten kararları var. Yani şu veya bu şekilde ABD veto etmemiş diye alınmış olan 242 ve 338 sayılı kararlar var. Ne diyor? İşgal ettiğin Arap topraklarından derhal çekileceksin İsrail'e. Yine Amerika nedeniyle esasında çekilmiyor işte. Ve çekilmiyor. Peki hocam. Bak kaç yıl geçmiş? 55 yıl evvel, 56 yıl evvel Birleşmiş Milletler karar almış zaten. Çekileceksin işgal ettiğin topraklarından. Yani Suriye'den ve Batı Şeria'dan çekileceksin diyor. Peki hocam. Yani Güvenlik Konseyi karar alsa kim uygulattıracak? Düzen. O bakımdan yani hocam yani tabii son derece haklı söyle şeyler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları veyahut da o platform falan fevkalade önemli. Ama yaptırım gücü olmayan bir uluslararası mekanizmanın etkisine güvenerek proje üretilemez. Yani peki, onun bir şeyi yok. Ama az önce burada konuştuğumuz Türk Devletleri Teşkilatı bunların bir önerisidir diye ortaya konulabilir. Bu illa bir şeyin efendim arabulucu ülkeler şeyi grubu oluşturalım da ondan sonra yapalım diye bir şey yapmanın manası yok. Gereği yok yani. Öyle bir mecburiyet yok. Doğrudan dolayı siz kendi zihninizdeki çözüm projesini İsrail'e, Mısır'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, şuraya buraya neyse bunların hepsine bizim böyle bir projemiz var, düşüncemiz var diye sunabilirsiniz. Ve kendi içimizde de Avni abi ilk defa siyasi bir konuda Karabağ meselesinden sonra evet, bir başka siyasi konuda da dışarıya doğru bir ortak duruş sergileme tabii, imkanı evet, olur bu. Yani ileriki siyasi güçlü işbirliği içinde bu tür adımların atılması lazım. Yani dünya meselelerine Türkler birlikte bir duruş sergiliyorlar. Evet. Yani önemli bir şey yani. Bence son derece daha anlamlı da. Hem de bu Türk Devletleri Teşkilatı'na bir işlev kazandırır. Evet. Yarın bir gün başka hadiselerde de illa bu olayda değil. Yani tarih kitaplarında da işte dedik ya Suud planı, AET planı bilmem ne bir de
Türk Devletleri Konseyi planı diye bir tarih kitaplarına da bir şey geçer yani. Evet. Peki. Ben yani şeyde ilk turda da söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin herhangi bir konuda inisiyatif alması veya Türkiye'nin bir çözüm şeyinde öne çıkması, kale alınması içine kesinlikle karşı. Hiçbir konuda. Yani dünün olaylarında Biden... Bunu ikinci defa söylemesinin sebebi Türk-Amerikan ilişkilerindeki bozulmada daha ileri bir safhaya mı geçildiğini düşünüyorsunuz? Evet. Bozulma demeyelim ona. Yani Amerika'nın düşmanca tavrı. Daha ağır bir şey söylüyorsunuz. Tabii. Yani düşünün daha o zaman yani bundan önceki durumda daha henüz Türkiye'nin bir SİHA uçağı düşürülmemişti. Basbayağı Türkiye bir hava muharebesine neredeyse girecek kadar Amerikan kuvvetlerinin de bulunduğu bir Suriye operasyonuna yaklaşmamıştı. Yani Türkiye Amerika'nın resmi belgelerinde Amerika'nın güvenlik meselelerinde tehdit olarak algılanıyor değil mi Türkiye? Şu anda. Ya açık söyledi bunu Biden yani bu, kongreye gönderdi mesajında dedi ki bu. Bizim burada terörle mücadelemize sekte vuruyor Türkiye'nin evet. tutumu dedi. Açık bir ifade evet. kullandı yani. Dolayısıyla yani Sayın Cumhurbaşkanımız da cevabını verdi. Sizin buradaki faaliyetleriniz bizim terörle mücadelemize evet. zarar verir evet. dedi. Şimdi biz elbette cevabını veriliyor Ankara onun cevaplarını veriyor ama adamın yaklaşımı bu. Türkiye bizim için hasım. Düşmanca diyor. Şimdi mi diyor? Hayır, daha önceden de bu İtalya'daki bir NATO toplantısından da bunun böyle çıktıydı hatırlarsanız. Şimdi onun için ben Türkiye'nin bütün bunları masaya yatırıp bir genel değerlendirme yapma noktasına doğru yaklaştığını düşünüyorum. Nedir efendim o? O elbette yani bu iş bugün böyle Gazze ile ilgili bir mesele var önümüzde. Filistin'le ilgili bir mesele var. Yarın daha kritik, daha içimizden ne bileyim işte bu Amerika'nın mesela Montreux davası filan da olabilir yarın öbür gün. Dertleri var yani onların. Karadeniz meseleleri var filan. Bu yani, da İsveç ne oldu? Ya bu vesileyle. Şey, evet o da yani. Güme mi gitti diyecektiniz bak yani, çıkmadı ağzınızdan. Elbette gitmedi yani. Peki. Ve mutlaka ve mutlaka İsveç'le alakalı Amerika'nın bastırdığı bir takım şeyler var Türkiye üzerine. Bunu onaylayın diye. Ya hatta belki biz onu bilemiyoruz ama bak onaylayın yoksa mı diyor. Mı diyor bilmiyoruz. Valla o iş uzadı gibi duruyor. Yani onun için bunlara bakarak hareket etmek lazım ve masaya böylece yani o yüzden işte hem Sayın İbrahim Kalın'ın hem işte efendim Hasan Fidan, şeyin Hakan Fidan'ın falan böyle oturması lazım. Peki. Teşekkür ederiz. Süleyman Hocam, şeyi de katarak siz de bir saha üzerinden biraz konuşmak isteriz. Bunlar da dahil esasında. Hani mesela Avni Bey dedi ya, hani Türkiye'nin bütün önerilerini reddedin diyor. Bu tabii yani düşmanlığın iyice mızrak ucuna dönüşmüş hali. Onu da katarak mesela sizin bahsettiğiniz uluslararası ekonomi boyutu vesaireyi sahaya indirdiğimizde ne görebiliriz? Karşılığı ne bunun yani? Öyle mesela saha buna şey veriyor mu? Karşılık veriyor mu? Uyumlu mu? Fazla fazla. Buyurunuz. Yani, buyurunuz efendim. Çok açık. Ya şimdi bir kere şöyle düşünmek lazım. O en kötü senaryo İsrail
harekatına girişiyor. Hemen arkasından Hizbullah. Siz hala aynı fikir, yani o yakın görüyorsunuz. Öyle görüyorum yani. Tabii, tamam. Yani şimdi bir kere şöyle düşünüyorum. Yani kara harekatı yapmaktan cayar mı Netanyahu? Bence hiç caymayacak. Yani böyle sadece işte uçaklarla Gazze'yi vurmak veya işte top ateşine tutmak falan, bunlar yeterli değil. Yani amacına ulaştırmayacak onu. Netanyahu'nun şu an kaybedecek hiçbir şeyi yok. Ama kazanacağı bir şeyler var. Onu sonuna kadar körlemesine, yani sürükleyecek. İç kamuoyundan herhangi bir aleyhte muhalif hiçbir şey yok. Yani dümdüz öyle görüyorum. Tabii Hizbullah'ın dahil olması demek, İran'ın dahil olması demektir. Zaten Haçlı Şabi unsurlaştı. Gelen haberler tabii ne kadar bunların doğru, ne kadar yanlış, ama yani takip edecek olursak, varsayacak olursak işte bir hazırlık olduğu karşı taraftan da belli. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin bu savaşa dahil olması sonucunu getirecektir. Yani bu nereye kadar gidecek bunun ucu? Korkunç yani. Her yer yanar. Suriye yanar, Lübnan yanar. Ve şimdi şu tez de var biliyorsunuz hocam. Bu mesele uzadıkça, hele hele kara harekatı başlarsa ve o da uzarsa, onların kendi deyişi, uzayacak yani, çok uzun olacak bu iş diyorlar. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel pozisyonlarındaki şey, vicdanlardaki karşılık, tabii ki yani. Ha, bir işe yarıyor mu? Bakınız, o uluslararası vicdan, uluslararası kamuoyu maalesef, bunu söylemekten biraz da üzüntü duyuyorum. Biraz değil, bir hayli üzüntü duyuyorum. Yok böyle bir şey. Şimdi mesela demin Birleşmiş Milletler'in işte güvenlik kurulu, güvenlik konseyi toplanır, genel kurul bir şey yapar falan. Çok daha pratik bir yol var, ben size söyleyeyim. Uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi. Reysen. Reysen. Hiç öyle bir şey siz de beklemiyorsunuz. Tamam işte. Vicdan olsa. Vicdan. Değil mi yani? Çünkü benim bildiğim vicdanın en rafine karşılığı yargıdır. Yargıdır. Ve kendi başına da hareket eder. Evet. Edebilir. Yani dürtmeye gerek yoktur. Yok yani. Reysen, uluslararası mahkemelerin savcıları, İsrail savaş suçu işledi. Sivilleri öldürüyor. Hastaneleri bombalıyor. Netanyahu bir savaş suçlusudur. Kararı alabilir. Yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Şimdi, tablo çok gerçekten vahim. Şimdi benim esas olarak üzerinde durmak istediğim, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin, belki beraberinde Fransa da gelir, bilemem yani. Ama iki donanmanın buna müdahil olacağı çok açık. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne işi var bu gemilerin burada demesi, bu işin ucunun Türkiye'ye tutacağına dair ciddi bir algıyı gösteriyor. Tabii bu böyle bir yüksek kaygısı var. Var tabii. Hayır, dahası mesela Putin bugün dedi ki, hani onların orada bir tane şeyi var sadece hocam. Sadece demeyelim tabii. Nükleer denizaltı sadece diye ifade edilemez ama. Bundan biz tedirginiz. Yani tehlike algılıyoruz. Karadeniz'deki uçaklardan bu özel füzelerimizle vururuz orayı dedi. Menzili oraya yetiyor. Menzili de yetiyor, gücü de yetiyor dedi. Yani o oraya sadece... Yok ama o füzeler farklı ya, onları söylüyor hocam. Yani onları vurgulamak istiyor. Sadece uçak gemileri değil, ona eşlik eden çok ölümcül... Tabii tabii canım. O bayağı grup yani. Donanma unsurlarıyla birlikte geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Ya bu şu demek. Müdahil olduğu an artık mesele sadece Gazze meselesi olmaktan çıkacak. Orada tabii çok kanlı çarpışmalar olacak. Çok yüksek rakamlı ölümler olacak vesaire, bunlara bir şey diyeyim. Ama işte o zaman Netanyahu'nun dediği gündeme gelecek. Orta Doğu'nun haritalarını değiştireceğiz diyor adam. Ya bu sadece Gazze ile sınırlı bir laf değil bu. Buna muktedir görüyor musunuz? Şimdi tek başına İsrail buna muktedir olamaz. ABD ile birlikte muktedir görüyor işte musun? O zaman tabii İzlesi mi artar diyorsunuz? Hocam artar bu tabii ki. Condoleezza Rice dediydi ya, bilmem kaç tane yani devlet. Bunlar zaten başından beri söylüyorlar diye. Bunu. Yani bunların dillerinin altındaki bakla bu ikili bir çıkıyor zaten.
çok büyük bir felaket. Şimdi bunu Rusya da görüyor. Bunu Çin de görüyor. Şimdi ne yapıyorlar bunlar? Doğrudan topa girmek istemiyorlar. İran'ın amacı bunların ikisini de çekmek oraya. Yani İran da öyle bakıyor. Yani burada bir büyük hesaplaşma olacaksa da olsun. Ama buna Rusya da dahil olsun, Çin de dahil olsun. Şimdi onlar da bu topa girmek istemiyorlar şimdilik. Ama gittikçe böyle söylemlerinde dalgalanmalar görüyoruz. Çin'in açıklamaları, Rusya'nın açıklamaları falan. Peki ne yapacaklar bunlar? Vallahi bunlar vekil bir şeyler kullanacaklar. Yani Çin, Mısır mı devreye sokacak? Rusya, Türkiye ile daha fazla mı girsek teması? Yani bu da mesela, yani iyi niyetle yola çıkarsınız. İşte garantör oluruz, itidal taraflar arası filan falan dersiniz. Kendinizi sorunların içinde buluverirsiniz yani. Böyle bir risk de var, onu da söyleyeyim. Yani bir söz vardır, iyi niyetin taşlarıyla örülür cehenneme giden yol. Yani iyi niyet yetmiyor burada. Tam Türkiye şu an bence son derece iyi bir politika izliyor. Teskin etti, sakin tuttu, diplomatik söylemin dışına çıkmadı. Yani bunlar çok güzel tabii ki. Uluslararası hukuka referanslar boşa gidiyor ama yapıyorsunuz tabii. Yapması da bir şeydir bence. Ama bilemiyorum yani. Oralarda ne olur? Birinci tehlike, Türkiye'yi tutacak tarafı iş büyürse Suriye'de İsrail'in istediği ölçüde hakimiyet sağlaması. Yani bu nasıl olacak bilmiyorum ama adamların amacı oraya gider. Gider tabii canım. Yani, tabii ki. Ve bu yani söyleyebiliriz hocam onu, yani fiziki formunu söyleyebiliriz. Buradaki mevcut Amerikan, İngiliz şu bu güçlerinin koruma kalkanı altında bölgeyi bir yani kare harekatı sınırlı sınırsız önemli değil. Bunun da içeriden PKK-YPG ile buluşması. Eşgüdümlü tabii ki tamam, yani o zaman o da, Türkiye'de yani delirir. Şöyle yani, düşünelim. Hani. Bakın İsrail, ya biz uçak kaldıramıyoruz teröristlere karşı. Hemen Rus sistemleri falan devreye giriyor. İsrail geliyor, hiçbir engele rastlamadan ne S-500 çalışıyor ne S-400 çalışıyor, hiçbir şey çalışmıyor. S'ler çalışmış. Efendim? Sizin de siz kendi S'lerinizi kullanın. Kim? Bizim Türkiye sizin, için. Baba, hayır hayır onu demiyorum. Anlıyorum canım, anlıyorum. Yani. Siz kendiniz kullanın diyorum. Yok. Yani geliyor vuruyor. Tamam, bu kaygılardan birisi. Kaygılardan ve önemli bir şey. Birisi. Ama başka bir boyutu daha var. Demin Çağrı Hoca ona bir miktar değindi. Şimdi ben bunu daha ilk günden söyledim. Siz hatırlayacaksınız. Azerbaycan-İsrail ilişkisinin o zaman tabii zihnimde böyle gazze mazze bir şey yoktu. Yok, yok, ama yok. Sorun doğurabileceğini ve bunun bir Türk-Fars savaşına yol açabileceğine dair çok ciddi bir risk olduğunu düşünüyorum. Şimdi o zaman ne yapacağız? Yani. Peki. Şeyi de ekleyelim o zaman. Madem Azerbaycan, İsrail eklediniz. Zengezur koridorunda bir çözüm gözükmesi hali var ortada biliyorsunuz. Siz mesela İran tamam dedi mi bu işe? Tabii yani. Ne diyecek? Ne bileyim ne diyecek? Neden hayır demesi için bir sebep evet var? Evet demesi için ne var? Söyleyelim ona, izleyicilerimiz ne konuşuyoruz bizim, onu söylesinler. Bu koridorun İran tarafından geçmesi evet, meselesi. Resmi olarak dillendirilmiş bir şey. Siz de gördünüz biliyorsunuz. Evet, öyle. Buna hayır der mi? Ben İran'ın bu konudaki açık demecini şimdi duymadan, görmeden, beyanatını duymadan hiçbir şey söylemem. Yani bu Türkiye böyle bir formül önerdi. Hı-hı. Azerbaycan da bunu destekliyor. Bakalım İran ne diyecek buna? Hocam tamam, en azından İran'ın aleyhte bu konuda bizden geçmesine karşıyız falan gibi bir beyanı yok. Yok ama olsun tamam anlaştık bu konuda diye de bir beyan yok. Ha, o ayrı. Ya bir bakacağız ona yani ne çıkacak oradan. Yani o dediğim gibi çok sorunlu bir başka noktaya çekiyor bizi. Yani ırlarla turların savaşı çok kötü bir şeydir yani. Tarihsel olarak bunun örnekleri çok kötüdür. Onun için hani o kötü senaryonun yavaş yavaş hayata geçirilmeye başladığı hissine kapılıyorum. Hı hı. Yani kara harekatı bence çok kesin bir şey diyemem ama yani bunca bombalama nedir? Yani bombalamayla bitiyor mu bu işler? Bitmiyor. Ya da orada işte bilmem kuzey tarafını Gazze'nin boşaltmak sorunu çözecek mi? Çözmeyecek.
Bu belli. Ama tabii iş büyürse şöyle bir şey de diyemem ben. Adamlar gelip buraları dümdüz yapacaklar, istediği nizamı kurup gidecekler. Yok öyle bir şey. Çünkü Arap sokakları var, Arap mahalleleri var. Arabistan, çünkü Sisi herhalde hayatının, siyasi hayatının en zor günlerini yaşıyor şu an. Ya bu sadece göçmen meselesi değil. Ya kendi rejimini de... İşte bugün söylediği laf son laf bence. Hani beni savaşa sokmayın. Hani işte Mısır'ı savaşa yani, iteklemeyin dedi. İşte tamam yani işler büyür o zaman. Büyür, ama onun altından kim nasıl kalkar onu bilmiyorum. Bir kere sonra bu kara... acaba bu lafı söyletecek dinamikler nasıl gelişti Kahire'nin üzerinden? İşte o da ilginç. Onlar da algılıyorlar. Tabii algılıyorlar. Ya onlar da kendi risklerini algılıyorlar. Çin diyor ki bu kadar sıkışmış bir Mısır'la iş tutacağım. Türkiye gibi sıkışmış bir yerde Ruslar onlarla iş tutacağız, Türklerle iş tutacağız diyor. Durun bakalım ya. Ne işi yani ne nasıl tutulacak? Biraz ittiriyorlar yani. Ben öyle görüyorum. Onun için dikkat etmek lazım. Peki. Zaten böyle bu barış planları bilmem araya buluculuklar falan. Hocam Amerika'nın onaylamadığı işte bir şeye hiçbirisi tabii, zaten tabii. Evet ya, demek zaten yanaşmaz. Kimin nerede olacağı belli değil. Kim olacak bu garantörler? İşte demin hoca da söyledi yani. Tamam niyet güzel. Ama o niyetle nereye gidilir ondan çok emin olamıyorum ben ve riskli görüyorum. Yani Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile konuşmasına bile muhalif Amerikan sistemi. Adam hemen gidip internetini bile Twitter'ını bile siliyor. Şimdi bakın başka bir şey söyleyeyim. O herhalde bizi biraz daha düşündürür. Bu Amerikan donanması geldi değil mi? O büyük savaş gemisi falan. Nereye park etti? Demir attı. Park etti denmez de. Tamam. Nereye demirledi? Dolmabahçe'ye. Yani herhalde bir adım sonrası olur. Evet. Bizim Abdülhamit gemisinin dibine. Peki. Evet, evet. Tabii canım. Ha. Ama biz yani Türkiye'de karşılık olarak iki tane ayrı Navtex ilan etti. Efendim onlarla olmaz. Bakın. Şimdi, ya iki senedir yok, burada bangır bangır bağırıyoruz. Şurada yok, münhasır ekonomik bölgeyi ilan edin. Tabii. Ya, kanunu işte çıkartın. Oralara geliyor işte. Yani burası benimdir diye dikin bayrağı oraya. Ya, gelebilir miydi o zaman? En azından dersin ki kardeşim ben burayı münhasır ekonomik bölge ilan ettim. Bu tatbikatların... Birleşmiş Milletler'e de kaydettirdim. Sen buraya gelemezsin. Tamam, bu tatbikatların niteliği hakkında da biraz baktım. Uzmanların görüşleri falan. Bunlar rutin tatbikatlar. Hiç öyle özel tatbikat falan değil. İlk Navtex söyledi hocam. Olmaz işte daha. Neyse zaten hani Antalya'da zaten yapılıyor. Hani şey. Yani Sevil haritasının içinde yapılıyor işler. Hı. Çıkabiliyor musunuz bir adım daha? Diyor. Burası benim mavi vatanım falan. Adamlar diyorlar ki, Amerika diyor ki Avni Özgür Üstad'ın başından beri söyledi. Savaştayız biz bu adamlarla. Tamam. Adı konmamış bir savaş. Evet. Ya bu ancak savaş durumunda falan böyle muhasara edersiniz, sıkıştırırsınız falan. Bunu yapıyor adam. Ya Allah aşkına gemilerin demirlediği yer neresi? İsrail neresi? Ha oradan attığı zaman füzeyi Gazze'yi de vurur. Nereye istiyorsa orayı vurur. Ayrı bir şey ama bu özel olarak seçilmiş. Adamlar meydan okuyorlar yani açıkça. Vaziyet bu. Dolayısıyla bu işlerin bizi nasıl tutabileceğine dair sadece bu işte söyledik daha ne söyleyeyim? Harita. Tabii işte söylüyoruz. Ya, onun için yani çok dikkat etmemiz lazım. Bir tek bir şunu da sorayım ondan sonra Çağrı Hocam'a geçeyim. Bir şey mi söyleyecektin abi özür dilerim. Ha, yani. Şeyde bölgenin mevcut bütünlüğüne baktığınızda yani bütününe baktığınızda aslında Amerika ve İsrail'e yönelik pozisyonlarının fiilen ne yaparlarsa yapsın pozisyonlarını. İsrail'in ben bu bölgeyi toptan değiştireceğim planına direnebileceğini düşünüyor musunuz? Yani şöyle o planları şimdi şöyle bir oyun kurmak diye yani söyleniyor. Oyun kurmak ve oyun bozmak var. Hı. Şimdi bu işe soyunanlar oyun kurucu güçler. Tamam. Kabul ediyoruz bunu. Ama burada aynı zamanda oyun bozucu güçler de var. Hı. Yani bu nasıl söyleyeyim artık cinnetin tavan yaptığı bir anda neyin ne olacağı, kimin nereyi vuracağı, kimin kaybedeceği, kimin kazanacağı çok belli olmaz. Bir de şöyle bir şey var. Yani Amerika otoriteleri herhalde düşünüyorlardır. Her gün Vietnam'ı bombaladılar ama tünellere yenildiler. Hocam illa
Tabii ki bizi kaygılandıran en büyük parça o, ama illa şeyi söylemiyoruz ki, bir çatışma çıkma halini söylemiyoruz ki. Mesela Suudi Arabistan nerede duruyor? Katar nerede duruyor? Mısır'ı söylüyorsunuz. Mısır'ın bir tarafı öyle söylüyor ama öbür tarafında da Ruslar diyor ki orası bizim kalemiz. Söylediler bunu. Türkiye'nin durumu belli. Suriye'yi vaziyet ettiğinizde orada sadece Rusları bulmazsınız. Türkleri de bulursunuz, öyle demin konuştuğumuz projeksiyon olursa. Irak ne diyor bilmiyoruz. İran'ın ne dediğini biliyoruz. Yani böyle geniş bir alanda da böyle eli kolu çok rahat mı? Yoksa zaten rahat olmadığı için mi acaba bu denemeleri yapıyor? Eli kolu rahat derken şu an karşısında direkt olarak Rusya yok. Tamam. Direkt olarak Çin de yok. İki büyük güç yok. Hindistan net olarak açıkladı zaten pozisyonu. Ben İsrail'den yanayım dedi. Bitti. Tabii o bitti o konu. Bitti o yani. Hindistan'da da meydan bulmuş. Şey yani, yapmıştınız biliyorsunuz. Bunları cüret, bunlara cüret kazandırabilecek. Değil mi? Evet. Yani bunları böyle taşkın bir takım planlar üzerinde hareket etme motivasyonunu sağlayacak ortam var. Yapabilirler bunu. Ama sonuç bekledikleri gibi mi olur? Hani başarabilirler mi ayrı konu diyor. Başarabilirler mi ayrı konu. Yani çünkü tarih bize, yakın tarih, askeri tarih bildiğim kadarıyla çok iddialı konuşmak istemiyorum ama bir şey öğretiyor. Nizami ordular, böyle güçlü ordular falan hiç beklemediğiniz şekilde gayri nizami ordular karşısında yenilme riski yaşıyorlar yani. Örnekleri var. Çok fazla var. 2006 Lübnan Savaşı var. Bence onu cesaret edecek durumda değiller. Efendim tabii ki 2006'da. Bence Amerika buna cesaret edecek durumda değil şu anda. O zaman niye gönderdi o gemilerini? Tamam. Şeyler adam, çıkar. Hamas'ın ben size resmi bile... cevabını söyledim. Yani Hamas'ın çekip gidecekler bunlar. Yok yok. Açık onu söylemiyorum. Yani dedi ya bize, şeyleri taşıyorum buradan diye. Muhakkak eğer İsrail'e yönelik bir saldırı olursa ya da işine karışan onun müdahalesi. Ama eğer İsrail öbür kara savaşını başlatırsa ve bunu Hizbullah yutarsa, ben söyleyeyim, Hizbullah da geleceğini unutsun. Çünkü Hizbullah'ın otoriteleri, işte o Nasrallah galiba konuştu. Dedi ki eğer dedi hani bu Gazze operasyonu başlarsa bunun gideceği yer Hizbullah'ın yok edilmesi. Ya orada durmayacak diyor. Tamam, hocam şimdi biz de bunu böyle Hamas'ı, algılıyoruz diyor. Dolayısıyla müdahil olacaklar. Hamas'ı bile tam baş edemiyorlar. Hocam, yani. Onu diyorum. Hayır ama... yani sonuçta bunun hangi noktaya evrileceği konusunda tabii, yok, yani adamlar çok güçlü ezer geçerler falan. Irak savaşı gibi her zaman öyle olmuyor. Bence de doğru söylüyorsun. Öyle değil. Orada çok başka şeyler, çok başka faktörler, çok başka değişkenler gündeme gelir. Neyi kontrol edemezler onu. Ama şurası muhakkak. Burası cehenneme döner. Hocam benim şeyin de... Biden Hamas'ın adını bile söyleyemiyor. Öteki diyor. Öteki takım diyor. Kim yaptı o saldırıyı o hastaneye denildiğinde bana verilen bilgilere göre öteki diyor. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Biz bu konuların hiçbiri yokken, diğer hocam siz o zaman katılmış mıydınız bize hatırlamıyorum ama şöyle bir şey var. Mesela Avrupa-İsrail ilişkilerindeki bir bozulmadan, eskisi kadar İsrail'e destek vermediklerinden birden çok programda bahsetmiştik. Bilmem hatırlıyor musunuz? Şimdi bu ülkelerin kamuoylarında, yönetimlerinde değil belki ama kısmen yönetimlerinde de var. Mesela bir reaksiyon gözüküyor. Bunu söylememin sebebi oraya yaslanarak büyük bir çıkarım yapmak ya da buradan bahiste sahaya yansıyacağını düşündüğümden değil. Ama öteki taraftan bu olayların başlamasıyla İsraillerin ülkeyi terk etme hızlarında gördüğümüz ilk 24 saat 48 saatlik refleksleri de daha önce rastlamıyorduk. Şimdi eğer Hizbullah girerse Tel Aviv'de rahat oturamazlar. Biliyor musun? Yani şu an tamam evet atıyor Hamas. Kim bir şeyine bir göre şey. 150 o biraz borulardan falan yapılır. Ama Hizbullah'ın elinde 150 bin füze var. Bazıları 200 diyor bazıları ama en az 150 der. Ya daha düşünü duymadım. 5000'i evet. Düşse zaten o şehirde oturulmaz. Zaten Hamas'ın başlaması 3500-5000 bandıydı. Tabii ki. Evet tabii. Peki. Bir şey mi? Yani şöyle bir şey var. Orta vadede veya uzun vadede baktığımızda yani bugün için şiddet sahasında yani ringte
İsrail kazanabilirdi. Elindeki silah ve mühimmat şeyiyle, gücüyle, uçak şu bu filan hepsiyle kazanabilirdi. Hı hı. Fakat şurası bir gerçek. Sonuç ne olursa olsun, isterse Gazze'nin tamamını bombayla, yani metrekareye bir tane bomba sallayarak filan tarasın ve katletsin oradaki bütün nüfusu. Hiç fark etmez. Ama sonuç itibariyle bu İsrail'in kaybıdır. Yahudi toplumunun kaybıdır. Hiçbir zaman bu İsrail kazandık diye çıkamaz yani. Yani o Pirus zaferi dediklerinden falan daha ağır bir zafer olur. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Çağrı Hocam buyurunuz. Bu konularda siz ne düşünüyorsunuz acaba? Hizbullah savaşa niye girsin? Niye? Kendileri öyle diyor. Gireriz diyorlar. Yani. Niye? Yani İran girin demediği müddetçe Hizbullah bu savaşa, yahut İsrail ile Hizbullah arasında orada bir çatışma. İşte İsrail'in şu anda güneyi, belli bir bölgeyi işgal etmiş durumda biliyorsunuz. Onları geri almaya dönük hadi fırsattan istifade deyip bunlarla çatışıp da İsrail'in bunlara karşılık vermesi, bunların saldırması dışında. Yani Gazze'de bir kara harekatı başlarsa, sivil ölümler artarsa, Hizbullah bundan rahatsız olup savaşa mı girer? Bunu bir iyi bir değerlendirmek lazım. Yani neden? Bana bir sebep söyleyin ya. Yani Hizbullah kendi çıkarları dışında bugüne kadar Filistin meselesinin şu arasında burasında taraf olmuş mu? İran açısından gerek Suriye'deki bir takım silahlı gruplar, gerek Filistin'deki bir takım silahlı gruplar kendisine müzahir olan, gerek Hizbullah İsrail'i rahatsız etmek için, kendisi değil de belki de bu falancistler falan. Falancistler hiç girmez. Onların İsrail'le tarihsel onlarla işbirlikleri var. Onlar yani üzerinden katliamları falan gerçekleştirdiler yani. Tabii Sabra Şatilla da İsrail talimat verdi falancistler. Yani bugünkü Güney Lübnan ordusu yaptı onları. Dolayısıyla onların zaten İsrail'le bir tarihsel birlikteliği var. Onlar Hizbullah'la çatışma halinde olan bir grup. Dolayısıyla bunu ben çok otomatik söylüyoruz gibi geliyor bana. Yani savaş kara savaşına geçerse Hizbullah da kuzeyden girer. İşte o zaman İsrail ile Lübnan savaşı çıkar. ABD de burada harekete geçer. Bu sefer İran devreye girer gibi böyle var böyle bir felaket senaryosu. Ama ben aradaki o senaryonun yani ilk domino taşı Hizbullah niye girsin? Çünkü evet 2006 savaşında İsrail çok büyük bir kayıp verdi. Ve İsrail tarihlerinde bu savaşı kaybettik biz diyorlar. Lübnan Savaşı 2006'da. Ama o zaman Amerika Birleşik Devletleri donanması yoktu orada. 73 Savaşı'nda İsrail kaybetmeye başladığında 6. filodaki uçakların alamet-i farikasını değiştirerek, yani İsrail bayrakları takarak Amerika devreye girdi ve İsrail durumu dengeledi, eşitledi. Bugün benzeri bir durum ortaya çıkarsa, zaten ben buradayım, ne diyor? Şimdi Biden hem gelmeden hem de basın toplantısında. Buraya dedi, müdahil olmak isteyen ülkeler varsa dedi, yapmayın dedi. Bak bir daha söylüyorum. Don't. Yapmayın dedi. Ya biz gireriz devreye. Bundan açık bir tehdit olmaz yani. Net bir şekilde söylüyor. Dolayısıyla ben hangi siyasi saikle Hizbullah'ın burada devreye girebileceğini hala kafamda bir yere oturtamadım. İran'ın böyle bir talimatı neden vereceğini kafamda bir yere oturtamadım. Çünkü bu sefer İran da işin içerisine girecek. Halbuki sadece iki gün evvel şimdi İran hocam, ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları görüştüler. Şimdi bunları arasında bir yakınlaşma. Son dakikalara izin verin olur. Şimdi ABD Senatosu şeyi onaylamıştı, oyluyordu İsrail'e destek paketini elbette. Kaça kaç çıktı? Hiç kimse itiraz etmemiştir. Evet, 97'ye 0. Tabii kimse itiraz etmemiştir. Onlar da herhalde hastanededir falan, çocuğunu okula götürmüştür. Yok, birisi şeydi, başkan galiba onların oyu düşünüyor falan. Yani öyle bir şey yani. Yoksa o da verir. Yani evet. Kim diyebilir ki bunu? Tamam, buyurunuz hocam. Dolayısıyla burada İran'ın böyle bir meseleye doğrudan ben taraf olmayı arzu ettiğini düşünmüyorum. İran hep proxy kullanmaya, vekil kullanmaya alışmış. Yemen'de vekil kullanır, Filistin meselesinde, Suriye'de. Irak'la bir biliyorsunuz yaşadılar.
1 milyondan fazla insan öldü. Ve başladığı yerde bitti savaş. Onun yıkıntılarını 20 sene İran üzerinden atamadı. Yani böyle doğrudan doğruya müdahil olacağı bir savaşa girmeyi çok arzu etmez rejim yani. Evet. O sebeple ben Hizbullah meselesine büyük bir soru işaretiyle yaklaşıyorum. Temkinli bir şekilde yaklaşıyorum. Gelelim gemilere. Ben açıkçası pozisyonlarını bilmiyorum hocam. Siz onu tetkik ettiniz mi? Tam da bizim daha evvel sondaj çalışması yaptığımız yere mi demirlemişler bunlar? Çünkü Abdülhamit oralarda değil herhalde. Yukarıya gitti. İşte hayır. Abdülhamit... Din araştırma, sondaj yaptığı bölgeler. Ama o işte bizim Mavi Vatan'ın genişletilmiş sınırlar içinde Sevil haritasına... Evet, yani bu da tabii uygun. Türkiye'nin tepkisinin niye o kadar sert olduğunu açıklıyor. Tabii, çünkü yönetiminin bunun kendisini algıladığı yönde bir şüphemiz yok. O artık o açıklamalardan anlaşılıyor. Ha, bir de bunlar böyle kalırlar burada yani. Herhalde bir 5-6 ay bu mesele soğuyana kadar, soğusa tabii. Ya, bu da bizim oradaki bütün sondaj çalışmalarımızı, enerji faaliyetlerimizi vesaire sekteye uğratır yani. Herhalde orada Türk gemileriyle Amerikan gemilerinin böyle yan yana sürekli aman abi şey olacak mı görüntüsünde olmasını kimse arzu etmez. Evet. Bu da açıkçası bizimle istişare edilmeden yapıldığı için de bizim tepkimizi çekmiş gibi gözüküyor. Şimdi ben burada iki ülkenin tutumunu çok önemsiyorum. Bir tanesi Çin. Evet. Bir tanesi de İngiltere. İşte geliyor şimdi Türkiye'ye. Sunak gitti şeye. Mısır'a gitti önce. Sonra şimdi İsrail'e gitti. Bize de geliyor. Ha, İngiltere'nin tutumunu önemsiyorum. Çünkü bu tablonun faili İngiltere'dir. Yani bugün burada bir İsrail varsa, bugün böyle bir Filistin kanayan bir yara varsa, bunun faili, bak Amerika değil, Amerika bunun daha sonra hızlandırıcısı. Ama bu tabloyu İngiltere. Yani 1917'de. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı'nın İngiltere önce hakkında yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bizim işte burada ayağımıza çelme takıyor. Ayağımıza çelme takıyor demişti. Yeni yani bu. Tabii o yani Körfez sermayesinin Türkiye'ye yatırım yapması önündeki engel. Ya. Kıbrıs için söylemişti onu da. Ama aslında onu da Doğu Akdeniz diye. Onu da yapıyor. Bizi orada sıkıştırmaya. Tabii tabii yok canım doğru söylüyorsunuz. Şimdi 1917'de Arthur Balfour İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Rothschild'a yani Siyonist örgütün İngiltere temsilcisine bir mektup yazdı. Şimdi bazen böyle tarihi parantezler gerekiyor. Buyurun buyurun. Ansiklopedik siz demin dediniz ya Wikipedia vari. Eyvallah. Dedi ki mektubunda Majestelerinin hükümeti Filistin'de Yahudilere ulusal bir yurt verilmesi fikrini desteklemektedir. Siyonistlerin 1860'lardan itibaren ama esas itibariyle 1890'ların sonundan itibaren istedikleri söz buydu. Kendilerine Uganda teklif edilmişti, Kıbrıs teklif edilmişti, şuydu buydu. Ama Filistin peşinde koşuyorlardı. Özellikle 4. Siyonist Kongre'den sonra o Herzl'ın işte Der Judenstaat, Yahudilerin Devleti kitabında asıl bizim kadim topraklarımız burası. O zamanın süper gücü, hegemon gücü İngiltere dedi ki ben sana söz veriyorum. Burayı sana vereceğim. Ve savaştan sonra da bir manda rejimi kuruldu. Zaten Sykes-Picot anlaşmasıyla biliyorsunuz 1916'da buraları paylaşmışlardı. San Remo anlaşmasıyla Filistin'i kendisine aldı. Bir manda rejimi kurdu. Manda rejimi kurduğunda İngiliz Yüksek Komiserliğine buraya atadığı kişinin adı Herbert Samuel. Herbert Samuel bir İngiliz Yahudisi. Bugün Tel Aviv'in en meşhur caddelerinden birinin adı Herbert Samuel Caddesi'dir. Bu adam inanılmaz bir göç başlattı. İngiltere'nin komiseri, buradaki temel sorumlu, yani limandan sorumlu kişi. Hayfa Limanı'ndan, akın akın, Yafa Limanı'ndan, akın akın Yahudiler gelmeye. O zaman daha Tel Aviv bir köy. Bir süre sonra biliyorsunuz İngilizler gördüler ki bu onların oradaki idaresini de güçleştiriyor. Çünkü Arapları tamamen karşılarına alıyor. Bir takım tedbirler almaya kalktılar. Yahu kendilerine bu kapıları açan, kendilerine bu fırsatı veren İngilizlerin karargahını uçurdu Hagan'a. Tabii canım. Yani İlk terörist örgütleri bunlar kurdular canım. Onlar kurdu ve şimdi geçenlerde maalesef Türkiye'de bir tartışma oldu. Siz onu burada ele alma fırsatı belki salı günü buldunuz. Ben yoktum. Efendim bu Araplar zaten topraklarını sattılar dendi.
Yani evet. Ve bu böyle tartışıldı ve maalesef Türkiye'de özellikle son böyle 5-6 aydır köpürtülen Arap düşmanlığıyla bir araya getirildi. Üzerine de bizim burada zaten bunların yanında olmamız gerekir gibi bir böyle psikoloji. Maalesef o kadar bunu söyleyen insan var ki sosyal medyada pervasızca paylaşıyor. Çünkü bunları söyleyenler, dillendirenler önemli insanlar. Zannediyorlar ki onlar her şeyi biliyor ve her söyledikleri de doğru. Her bir şeyi bilmiyorlar, her söyledikleri de doğru değil kardeşim. Bütün Filistin topraklarına baktığınızda ilk anda Yahudi ulusal sandığı adıyla Siyonistlerin bir fonu var. Bunların burada satın aldığı topraklar Filistin topraklarının sadece %5'i. Onun da yarısını toptan bir Lübnanlı iş adamı satmış zaten. Filistinlerin de değilmiş orası. Bir süre sonra almaya kalktıklarında Filistinler diyorlar ki ya bunlar geliyorlar bizden portakal bahçelerini alıyorlar. Gayet güzel jeolojik haritalar çıkartmışlar. Su neredeyse onu oraya alıyorlar. E bunlar bir şey yapmaya çalışıyor. Biz satmayacağız. Ha sen mi satmıyorsun? İrgun örgütünü ve Şitern örgütünü katliam ve Hagana örgütünü kuruyorlar. Öldürerek, korkutarak, şantajla bir gecede bir portakal ağacı 5 senede meyve vermeye başlıyor. Geliyor, bir gecede yakıveriyor adamın portakal tarlasını. Adam beş parasız kalıyor. Çocuklarını öldürüyor, koyunlarını öldürüyor. Göç etmeye. Bakın bunun en çarpıcı örneği Deir Yasin katliamı. O Nakba hareketini oluşturan. Araplardan kurtulmak istiyor. Para verip mi alıyor toprağını? Hayır. Gidiyor Deir Yasin köyünü basıyor. Yüzlerce sivil insanı katlediyor ve diğerlerine diyor ki sizin başınıza da bunun gelmesini istemiyorsanız derhal buradan çıkın. 800 bin kişi 1948'de Ürdün'e, hani Ürdün nüfusunun %70'i bilirsin ya, Ürdün'e, Lübnan'a, Suriye'ye kaçmak zorunda kalıyorlar. Büyük felaket onların işte Nakba dediği şey. O sebeple bu topraklarda böyle parayla aldılar, Araplar da sattı, zenginleştiler. Ya bu cehaletin dibi. Bunların tabu kayıtları hani zaman zaman gündeme gelir ya, bizim Osmanlı arşivinde hala öyle orijinalleri. Buyurun çıkarsınlar kimin elinlemiş bu topraklar daha evvel. Kimden istenmiş, kim vermemiş. Sadece modern dönemde 1920 sonrası değil ki. Bunlar gelip bu çok bilinen bir hikayedir. Theodor Herzl sizin propagandanızı yapacağız bugünkü anlamıyla. Kamu diplomasisini yapacağız. Sizin şimdi Ermeni meselesinden dolayı imajınız çok kötü Avrupa'da. Hangi sıfatla geliyor? Neue Freie Zeitung, Avusturya'da çıkan bir gazetenin muhariri sıfatıyla geliyor. Kime? 2. Abdülhamit'e. Ya buradan bize bir toprak satalım. Satın biz de buraya gelelim. Diyor ki hayır, biz böyle bir niyetimiz yok. Biz buradan size satmayız. Ama giderken de bir madalya takıp gönderiyor. Onun böyle bir Abdülaziz'in de vardı, Abdülhamit'in de. Bak. Nişan verme, maaş bağlama. Bir de böyle maaş bağlar bir gazetecilere. Oradan geliyor alışkanlık. Yani böyle maaş bağlıyor filan. Benim şeyim olsun bu. Lehim, en azından aleyhime yazmasın. Ama bazıları bunu çok şantaj noktasına götürmüşler yani. Biraz az verince bu sefer bak Terköz Gölü'ne bir domuz sürüsü düştü derim. Yazarım. Evet. Kimse su içemez falan diye tehdit edenler var şeyi, sarayı. Hocam bir iki son dakika söyleyeyim izin. Buyurun. Mısır Devlet Haber Ajansı yarın Gazze'ye yardım için sevkiyat için şeyin açılacağını, sınırın yarın açılacağını duyurdu arkadaşlar. 20 kamyon. Sen diyeceksin ki şimdi ben onu zaten kendim gönderirdim diyeceksin değil mi abi? Yani 20 kamyon tıra için kapıyı açıyorlar ya. Ben yani bir başka oturumda konuşurken arkadaş dedi ki 2000'i ben garanti ederim dedi. E peki şimdi az önce biz kar harekatından bahsettik. Yarın sınır kapısı açılacak. İçeriye insani yardımlar girecek. Ama şey tabii, bunlar da bir güney tarafı harekata başlarlarsa bu sefer şimdi mesela bir başka haber şunu da Süleyman Hocam söylüyor. İşte, İsrail'e atılan bir füzeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki gemileri gemilerinde birisi önlemiş. Yani fiilen içeri yani girmiş gibi oluyor zaten. Evet, buyurun Süleyman Hocam.
Bir de bir ayrıntı yine size sorayım. Buyurun. Günceli çünkü çok yakından takip ediyorsunuz gazeteci. Vallahi bu sefer hocam yani şeyi takip etmek zorlaştık. 2000 askere üst düzey hazırlık talimatı Amerikan askerine verilmesinin sebebini bir yerde okudunuz mu? Yani yok bu... ama şeyin fiilen bu açıklamadan hemen sonra CENTCOM komutanının yani bu askerlerin bağlı olduğu olacağı komutanın Tel Aviv'e indiğini biliyoruz. Yani orada hemen. Çünkü tarih boyunca hiç Amerikan askeri Filistin'e inmedi. Yani şayet böyle bir şey yok. Gerçi 2000 askerle ne yapacaksın yani? Nereyi ama koruyacaksın? Işte öyle ne edeceksin? Bazen bizim Suriye sınırımızda 5 asker de oluyorlar ama. O hayır. O bir koçbaşı mı? Yani. Ha, tabii. Yani arkasından başka 2000 ama. 2000 asker az değil hocam bayağı. Bugüne kadar hiç Amerikan askeri yani en son Batılı asker Filistin'de 1948'de işte bayrağını çekip giden İngilizler. Evet. Lübnan'a girdi. Ve sonra nasıl çıktığını da biliyorsunuz yani. Bir saldırı yaptılar Amerikan üssüne. 500'e yakın Amerikalı asker hayatını kaybetti ve çekildi gitti 80'li yıllarda. Ama Filistin bölgesinde Amerikan askeri yoktu. O yüzden bu acaba gerçekten bölgeye gönderilmek için mi yoksa bir moral destek mahiyetinde mi söylendi? CENTCOM moral desteği olmaz hocam. Ondan bahsedeyim. CENTCOM moral desteği olmaz. Şimdi bir dikkate almamız gereken diğer ülkede yani biri İngiltere. Yani şimdi neden şöyle, olduğunu çok söyledik. Özür dilerim hocam. Bunu söyleyelim. Oradaki gemilerden biri USS Kearney 3 adet güdümlü füzeyi vurduk. Nereye gidiyormuş füze? Söyleyeceğim. Orası garip gelecek size. 3 adet güdümlü füzeyi vurduk. Birden fazla drone'u düşürdük. Bu füzeler Yemen'den atıldı. Muhtemelen hedef İsrail'di. Peki Akdeniz'deki mi vuruyor yoksa Hint Okyanusu'ndaki bir gemi mi? Kani benim bildiğim Akdeniz'de de. Yani Arap Denizi'ndeki bir gemi mi? Çünkü dur, bakalım, Yemen'den atıldı bakalım. Diyorsunuz. Kilometre bakalım. Hesabı yaptığınız zaman herhalde. İşte garip bir şey oluyor da onların bu Pentagon'un açıklaması. Gemiye yönelik füzeler mi? İsrail'e yönelik. Onların dediğini söylüyorum. Ama şimdi bende de bir son dakika var. Ha, o tersiyse söylüyorsam yani, bunlar başka yani daha var. Yani işte böyle gelişiyor olaylar. Yani buyurun. Bu eğer tabii yanlışlanabilecek bir bilgiyse bilmiyorum. Arkadaşlar bakın siz de. Basra Körfezi'nde seyreden ABD savaş gemisi Husiler tarafından füzelerle vuruluyor. Ha. O zaman o Basra Körfezi'ndeki bir gemi işte Yemen'den tamam, atmışlar. O oradan vurmuş ama bu diyor havada, aslında İsrail'e gidiyor. Havada o füzeler vuruldu diye bir açıklama var. Bir de ayrıca Pentagon'un Yemen'den İsrail'e fırlatılan 3 füzeyi düşürdük açıklaması var. Bu kaç tane haber geliyor ya? Yani. Ama bu bakın Pentagon açıklıyor. Tabii de Pentagon açıklıyor bunu. Bu şey bunu değil. Hocam. Yani boş bir şey değil. Ama laf da şu işte yani İsrail'e ama. Yani Pentagon'un açıklaması İsrail'e atılan füze bunlar. İşte tamam yani. Evet, tamam. Neyse hani... yani. Ama aynı zamanda bir başka bilgi daha var. Aynı şeyden bahsetmeyelim diye. Ya, karışmasın diye söylüyorum. Şimdi sıcağı haber de var. Değerlendirmek çok zor. İkisi ayrı haber gibi görüyorsunuz. Yani hem bizi şeye, gemiye tamam, hocam, hem siz İsrail'e. Devam edin. Sıcağı sıcağını bunları bak, değerlendirmek çok zor. Öyle zor, şeylerden tabii, bahsediyoruz ki şimdi hayır, hocam, yani bu Husilerin elinde 1500 kilometre menzilli filan demek ki füze var. Bunlar böyle bunu güdümlü bir şekilde İsrail'e kadar atabiliyorlar filan. Yani bir netleşsin de belki ondan sonra daha sağ. Çünkü varsa böyle bir şey çok ciddi bir tehlike. Ciddi bir tehlike. Söz konusu. Yani. Suudi Arabistan için de çok ciddi tehlike söz konusu. Pentagon açıklaması bir de. Yani. İkinci ülke de Çin. Şimdi buyurun. Burada ABD'nin mevcudiyeti tabii ki Filistinler açısından, İran açısından yani bir takım sonuçlar doğuracak. Ama Çin açısından nasıl bir sonuç doğuracak? Yani biz yine geçtiğimiz haftalarda bu baharat yolunun aslında Çin'in bu tek kuşak tek yol projesine bir alternatif olarak başkaları tarafından geliştirildiğini, İngiltere'nin de bu işin bir tarafında olduğunu falan söyledik değil mi? Hı hı. Şimdi Çin bir şekilde buradan bir çıkış yakalamaya çalışıyordu. Nasıl bir çıkıştı o? İşte Basra Körfezi'ne kadar geldi. İran'la Suudi Arabistan'ı yakınlaştırmaya çalışıyordu. İki hafta evvel Beşar Esad Çin'i ziyaret etmişti. Değil mi? Acaba Laskiye Limanı'nı kullanacak Çin filan bunları konuşuyorduk. Şimdi Amerikan savaş gemileri orada
bir yandan burada bir çatışma daha da yayılma ihtimali var. Bir yandan da yok efendim neymiş Basra Körfezi'nden bir Çin yolu ulaşacak şeye, Laski'ye. Nereden baksanız birkaç sene ertelenecek bir durum. Tabii, tabii. O yüzden Çin'in pasif bir politika ben burada takip edeceğini düşünmüyorum. Zaten işte biz Mısır'a destek oluruz filan demesi. Yani işte pasif. Orta Doğu'ya ilişkin Çin ilk defa daha böyle hareketli. Filistin yani meselesinin yani geçmişine bakarsanız. Pasif, yani faal olmasının ismini koyun. Yani sahaya gelecek mi hayır, de? Hayır, hayır, tamam. Hayır, öyle bir şey. Ha, ama şunu da tabii söylemiyorum. Hani sahada olmamasına rağmen etki göstermiyor demiyorum. İran'da ortada. İran-Suudi Arabistan ilişkisinde ortada. Suriye'de ortada. Çok net. Diğer taraftan aynı Çin kontrollü olarak hadisenin burada biraz daha büyümesi ve uzamasından fayda da sağlayabileceğini düşünüyor kendince. Nedir o? Tayvan meselesinde üzerinde yavaş yavaş temerküz etmeye başlayan Amerikan baskısının yönü bu tarafa çevrilmiş durumda. Şimdi Amerika Obama'nın ikinci döneminden başlayarak çekildiği coğrafyaya Suriye'den çekiliyor. Şeyden Irak'tan çekildi. Suriye'de az askeri kaldı. Daha sonra Afganistan'dan çekildi. Bir şekilde geliyoruz efendim akıllısına. Son o önemli bir konuydu. Şu açıdan söyledik. Hani 3 tane İsrail'e füze fırlatılmış. Bir de İHA'lardan bahsediliyor. Bunların hepsinin bölgedeki Amerikan savaş gemileri tarafından bertaraf edildiğinin Pentagon tarafından söylenmiş olması. Şimdi o garip bir şey. Mutabıkız değil mi Süleyman Hocam? Evet, evet. Hocam? Yani Yemen meselesinin olması ayrı bir şey. Bu İsterseniz onu siz söyleyin. Biz Hizbullah'tan olur mu olmaz mı tartışırken, kuzeyden gelir mi derken, bu sefer güneyden, güneydoğudan bir taarruz olduğunu iddia ediyor Amerikalılar. Bunun hedefinin İsrail olduğunu söylüyorlar. Üç anlamda bunu değerlendirmek lazım. Bir, Husilere ne oluyor? İki, bunlar bu roketleri, füzeleri nereden buldular? Bir de belli nereden buldular. İran diyorsunuz. Ha, ha. Üç, neden şimdi? Neden şimdi? Yani ne amaçlıyor? Bunu çok iyi değerlendirmek lazım ama netleşmesi gerekiyor. Yani şimdi da, çok şimdi, böyle bir bilgi karmaşası mesela da mesela bir başka şeyde, bilgide. Mesela ismini vermeyelim örgütün de. Mesela 2000 kilometre menzilli balistik füzeler mevcut diye haber geçiliyor yani. Evet. Yani daha tehlikeli ne olabilir hocam? Evet işte biz de buradan vurabiliriz diyor da niye diyor bunu? Yani işte mesela bunu haber olarak da paylaşıyor yani. Bu ilginç bir konu. Ben bir şey daha söyleyecektim. O da şu yani buyurun. Çin'in bir anlamda işine yok, bitirelim de gelir. Onu. Önemli. Yani Çin açısından önemli buradaki ticaret planları açısından ama diğer taraftan da burada iki ülke aslında bu işten çok rahatsız değil. Biri Rusya, biri Çin. Niye? Tabii ki bütün gözler Ukrayna'dan bu tarafa çevrildi. Yani son 10 gündür Amerikan Başkanı'nın ağzından çok ben Ukrayna ile ilgili ya da Dışişleri Bakanı'nın ağzından bir şey duymadım. Her gün iki tane açıklama yaparlardı. Yok öyle bir tartışma. Şu an gündemin dışına çıkmış durumda. İki, Çin'de Tayvan Boğazı meselesinde ciddi bir üzerinde. Gevşeme mi? Ya gözler bu tarafa çevrilmiş tabii oldu. Yani tabii iş... Ya ben şimdi tarihsel baktığım için meseleye kaçınılmaz bir büyük hesaplaşmaya doğru gidiyoruz biz. Yani bu 10 sene sonra olur, 20 sene sonra olur ama o kadar çok örneği var ki bunun. Yani bütün emareler bir öncü sarsıntı olduğunu bu yaşananların gösteriyor. O sebeple Çin mesela bir fırsattan istifade, bugüne kadar planladığı ama ötelediği bir takım işleri orada yapabilir. Rusya fırsattan istifade, belki farklı bir karşı harekat burada başlatabilir. Dolayısıyla karman çorman bir Filistin meselesi gibi bakarken Orta Doğu meselesine, Orta Doğu meselesi gibi bakarken küresel bir meseleye bu dönüşebilir. Şimdi hocam böyle konuşuyorsunuz. Şimdi bakın arada diğer haberler de geliyor da. Şimdi mesela Kanada şimdi biraz önce Hindistan'daki bütün diplomatlarını geri çekti. 40 yani 30-40'ın üzerindedir diye sebep çok özel bir mesele. Özel bir mesele, değil mi? Tabii yok, hayır bu şeyi oturtmuyorum zaten. Ama bir yandan da bu şeyle devam ediyor işte. Her cümerç içinde kendisine bir kol var buluyor, yol buluyor yani. Peki. Avni abi. Evet.
Yani daha tabii bu hamur çok su kaldıracak. Ha, pardon yani. Bir de şöyle, şimdi Süleyman Hocam bana attı. Bu Suriye'de de bak değeri zordur, bilmem neredir, şurada budur. Evet. Amerikan varlıklarına yönelik, sadece askeri varlıklarına yönelik değil, Amerika askerlerinin yanında durduğu enerji varlıklarına da sürekli dronlarla, şunlarla, bunlarla saldırılar gerçekleşiyor. Boru patladı biliyorsunuz. Evet, mesela evet. El Ömer petrol sahasına bir füze saldırısı olduğu ve boru hattında patlama meydana gelmiş. Biraz önce Pentagon açıklama yaptı. Bu Deir ez-Zor'da bu sabah meydana gelen olayda bir tane askerimiz diyor, kaçmak için yer arıyordu fakat kalp krizi geçirdi öldü diyor gibi. Yani bunlar onlar için aslında ciddi yani, kayıplar yani. Tabii yani hamama giren terler yani o kadarı olacak. Peki. Şimdi onlar PKK'ya kaynak olsun diye ayırdıkları petrol kuleleri, şunlar bunlar yani PKK'nın şöyle bir şeysi var. Yani bir kısmı belki biliniyordur. Bir takım ufak derelerde, derelerin içinde küçük elektrik santralları kurar PKK. HES köylere, evet HES'ler yani bunlar. Ve köylere elektrik satar. Bunların da geliri yani şeyde PKK'ya geliyor. Onlar da işte topluyorlar onu. PKK'nın o paraları topluyorlar filan. Şimdi bütün bunlar vuruldukça o şeyler, mesela su paraları, tarlaları sulamadığının paralar, bilmem neler. Yani bütün bunların hepsini PKK toplar yani o paraları. Bakıldığında şimdi bu bombardıman, Türkiye'nin bombardımanları, saldırıları, oradaki operasyonlar PKK'nın gelirlerini tarumar ediyor. Bu bütçe açığı veriyor tabii. PKK'da da bir gelir gideri var yani. Açık veriyor. O parayı, açığı Amerika Birleşik Devletleri kapatıyor. Yani onlar patrondan alıyor o parayı. Amerika ödüyor yani o paraları. Köylülere falan dağıtıyorlar mesela o elektriğin paralarını. Falan. Sonuç itibariyle bakıldığında ben bu işin öyle kolay kolay bitmeyeceğini görüyorum şu anda. Zaten bitmesini isteyen de yok. Bu iş bitsin diyen yok yani. İki gelişmeyi daha vereyim abi. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri, ben hatırlıyorum, İsrail'den iki tane demir kubbe savunma sistemi almıştı. Bunları diyorlar geri gönderiyoruz. Bu deminki füze saldırılarıyla da anlam kazanıyor. İkincisi, Lübnan'a daha çok, o sınıra daha çok asker kaydırmaya başlamış İsrail. Bu da yarı resmi bir kaynak. Onları da paylaşmış olalım. Buyurunuz abi. Muhtemelen işte Hizbullah'ı işin içine katmaya çalışıyorlar. Ben Hizbullah'ın bu şeye, tuzağa düşeceğine pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani bu Hizbullah demek nihayetinde Lübnan'ın bütünü demek ve tabii arkasında İran demek yani bu iş. Ben İran'dan izin almadan Hizbullah'ın böyle kendisi doğrudan bir saldırıya muhatap olmadığı sürece bir çatışmaya gireceğine ihtimal vermiyorsunuz. Bu arada biz şeyi konuşuyorduk yani, bu biraz da sarkastik bir ifadeyle konuşuyorduk işte, hani uçaklar niye burada diye sormuş Savunma Bakanı falan. Şimdi bu başından beri hayatını kaybeden Amerikalı sayısı bölgede 32 kişi. 11 tane Amerikalı'dan da haber alınamıyor. Velev ki 44 olsun. Yani demek ki o bütün gemiler, şunlar bunlar olsun olsun 150. Yani abartarak mı söylüyorum ya da az mı söylüyorum bilmiyorum. Daha mı çok olur o şeritte kalan, sıkışan Amerika sayısı bilmiyorum. Tabii PKK'lıları da Amerikalılar. Ha, o zaman tabii o da yetmez. O gemiler de yetmez tabii, doğru söylüyorsun. Doğru yani söylüyorsunuz. Onların gücü, kuvveti orada. Peki. Nasıl ya? Kaç saat? Hüseyin Hocam.
son cümleleriniz varsa alayım, yoksa kapatacağım, bitmiş süremiz. Yani şunu konuştuk burada herhalde, yani böyle iyi senaryolar, kötü senaryolar. Belki kıymetli dinleyicilerimiz işte böyle olacak gibi kesin çıkarsamalar yapmadığımızın farkındadır. Sadece hayır, senaryoları konuşuyor. Seyircimiz yapmaz ama oradan payını alır. İnşallah dediğim gibi ben çok yanılmak isterim. Yani hayır, şöyle bir şey mesela gerek Çağrı Hoca'ya evet, gerek Avni Özgür Ali Üstad'a çok doğru söylemişsiniz. Bu savaş Gazze ile sınırlı kaldı. Ben yanıldım ve yanılmış olduğuma çok mutluyum derim. Yani. Çünkü daha ötesini düşündüğüm zaman hayal gücümün de duvarlarına çarpıyorum. Orada yani. Bir İsrail'in bir Ortodoks kilisesini vurdu. İşte artık yani hani artık buna şey mi diyeceğiz yani, kavgada yumruk sayılmaz mı diyeceğiz, yoksa bir ne bir şey mi? O ayrıntıyı belki söylemek lazım. Tabii. Şimdi Filistin halkının tamamı Müslüman değil. Tabii. Bunda teyide muhtaç efendim artık hani. Filistin halkının içerisinde bir miktarda Ortodoks da var. Ama işte Ortodoks kilisesi vurduğunuz zaman yukarısı bak, Katolik, kızar belki. Katolik Arap da var, Ortodoks Arap da var. İsrail din farkı gözetmeksizin hepsini vuruyor. 1948'den beri. Tabii. Sadece Müslüman Arapları hedef alıyor değil. Evet. Filistinlerin bütününü hedef alıyor. O yüzden Filistin meselesi sadece muhafazakarların, işte sadece dini değerlere hassasiyet gösterenlerin filan meselesi değildir. Peki. Filistin meselesi sağcısından solcusuna herkesin meselesidir Türkiye'de. 60'lı yıllardan beri böyle ola geldi. Bunu çok iyi bilmek lazım. Yani sanki toplumun bir kesiminin hassasiyet gösterdiği, diğerinin umursamadığı bir hadiseymiş gibi böyle bazı neşriyatta yer alıyor. Böyle bir şey yok. Bakın etrafınıza, babalarınıza sorun. Eğer bilmiyorsanız eğer bunu. Bu meselenin aslında Türkiye'de bütün milletin, bütün kesimlerinin, iktidardaki bütün siyasi partiler, askeri idareler dahil. Evet. Evrendir Kudüs Başkonsolosluğu'nu kapatıp büyükelçilik şeyini geri çeken, ilhak ettiğinde. Özal döneminde, Demirel döneminde, Ecevit döneminde, 1978'de Ecevit iktidardayken Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi temsilciliği Ankara'da açılmıştır. Dolayısıyla bu davanın sahibidir. Ha, bu, yani sahip, bu davanın sahibi bütün kesimleriyle Türkiye'dir. Peki. Yani böyle baktığınız zaman bizim için farklı bir şey ifade eder bu. Bunun böyle sadece Müslüman değerleriyle, sadece işte muhafazakar bakış açısıyla yok, izahı yok. Yoktur. Öyle zaten insan, yani şu tablonun insan olduğu için eyvallah, biz Filistinli'ye yaklaşıyoruz. Dininden dolayı değil, insan olduğu için. Peki, eyvallah. Şimdi bence şöyle bir bölüm az kaldı efendim, eksik kaldı demek istemiyorum ama onun üzerine daha konuşmak gerekiyor. Şimdi mesela Süleyman Hocam da, Çağrı Hocam da mesela mevcut analizlerinizde işte İsrail'in şunu yapar, bunu yapar, Amerika şunu yaptık ama bence şu az kaldı. Bölgenin toplam dinamiğinin buna etkisini az konuştuk. Şunu kastediyorum. Burada bir doğu etkisi var. En çok biz konuştuk bu konuyu. Bir etkisi var. Buna rağmen ilerleyebilir mi? Hadi onu da geçtik. Yok, bu bunun tezahürü mü? Yoksa kendi başlarına bir iş yapıldı da buraya mı geldi bundan sonrasına? Bakalım mı konusunu belki salı yani günü. Bir netice mi, bir başlangıç mı? Ha, yani bunu onu da konuşmamız yani gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ama bakalım bu dört gün içinde salıya kadar neler neler olacak. Orta Doğu burası. Efendim çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için bilhassa. Çünkü çoğu katkı içeriyor. Eksik olmayın, sağ olun. Tabii ki hani şeylerimizi biz onları alıp ufdemizde tutuyoruz, teşekkürlerinizi kalbimizdedir. Eleştiriniz de ama aynı şekilde alıyoruz, sağ olunuz. Ama katkı bambaşka bir şey tabii, yani makalelerle, haritalarla, şunlarla bunlarla çok çok teşekkür ediyoruz, önemlidir. Avni abi teşekkür ediyorum, Süleyman Hocam, Çağrı Hocam ayağınıza, elinize sağlık, öyle söyleyeyim, ağzınıza sağlık. Efendim salı akşam aynı saatte inşallah yine huzurlarınızda olacağız. İyi geceler diliyoruz.